Merhaba sevgili seyirciler. Örnek insanların hayatını ve hatıralarını konuştuğumuz Anıların İzinde programımızla bu hafta da huzurlarınızdayız. Yurt içinde ve yurt dışında, dünyanın çok farklı coğrafyalarında şu an bizimle birlikte olan bütün seyircilerimize hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili seyirciler, 2010 yılında Libya'daki Osmanlı arşivlerini tanzim etmek ve mahalli arşivciler yetiştirmek üzere Libya'ya giden, Osmanlı Türkçesinin Araplara da öğretilmesi konusunda bir eser hazırlayan ve özellikle Türk-Arap kardeşliği konusunda çeşitli programlara katılan ve çeşitli çalışmalar yapan araştırmacı, şair ve yazar, arşivci Ebubekir Subaşı Hoca bugünkü misafirim. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz tabii Libya'daki Osmanlı eserleri konusunda, Osmanlı arşivleri konusundaki dünyadaki nadir hocalarımızdan birisiniz. Yani bu konudaki aşağı yukarı Türkiye'deki tek uzman da diyebiliriz. Sizinle Libya'yı konuşalım. Libya'daki Osmanlı eserlerini konuşacağız. Hayatınızı konuşacağız. Sizin ayrıca bir de jujutsu sporculuğunuz var, profesyonel sporculuğunuz var. Onu konuşalım. Takdir belgeleriniz var, onu konuşalım. Ama biz misafirlerimizle tabii her zaman böyle doğumundan başlıyoruz. İşte köyünden, kasabasından, mahallesinden başlıyoruz. Böyle bir karışıklık olmasın diye kronolojik olarak geliyoruz. Tabii malum Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah pek çok ayet-i kerimede Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasas. Kur'an'da biz size en güzel hikayeleri, hatıraları anlatıyoruz deyip bize peygamberlerin hatıralarını anlatıyor. Belki de Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa konusunda, Hazreti İsa'nın doğumu, Hazreti Meryem'in iffeti konusunda belki de bu kadar detaylı yazılan Kur'an'da Meryem suresinde açıklanan detay kadar başka hiçbir kitapta böyle bir detay da yok. Biz dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hatıralarını görüyoruz. İşte Enbiya suresinde "Kalu ente fa'alte ya İbrahim?" İşte Hazreti İbrahim'e atfen işte "Bu putları kim kırdı? Sen mi yaptın ya İbrahim?" "Hayır, o değil ama belki şu büyük put olabilir. Ben ondan şüpheleniyorum." Böyle çok güzel diyaloglar var. Biz Nuh Aleyhisselam'ın Ankebut suresinin hemen daha ilk ikinci sayfasında وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا 950 sene yaşadığını biz oradan öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla hatıralar çok önemli. Hatta Yusuf suresinin son ayetinde de لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلُوا الْاَلْبَابِ Akıl sahipleri için bu hatıralarda, bu hikayelerde, bu anlatılanlarda sizin için, akıl sahipleri için çok büyük ibretler vardır diyor. Dolayısıyla hem o peygamberlerin hem o peygamberlerin yolundan giden sizin gibi örnek insanların hayatlarında gerçekten sevgili seyircilerimizin bizim alacağımız çok güzel ibretler var, dersler var. Bunu konuşacağız. Siz zaten arşivcisiniz, hayatınızı bu işe adamışsınız. Geçmiş milletlerin hatıralarını, ki hatıralar yazmaya da başladınız. Eserlerinizin bir kısmı burada. Bunların içinde hatıralar da var. Onları da konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Ama Dadaşlar Diyarı'na, Erzurum'a gidelim. Oradan başlayalım istiyorum. Sevgili hocam, nerede doğmuşsunuz? Efendim, ben Erzurum'da daha önce merkeze bağlı Ovacık'ın Hayyası'nın Başkurtdere Köyü'nde dünyaya geldim. Evet. Şimdi Ilıca'ya bağlı orası. Ve ilkokulu, ortaokulu. Çocukluğunuz hep orada mı geçti? Çocukluğumun bir kısmı
köyde geçti. Fakat evet. ben ilkokulu Erzurum'da başladım. Yani şehirde ilkokula başladık ve evet. ondan sonra da üniversitenin sonuna kadar okul hayatımız hep Erzurum'da geçti. Evet. Ben bilmiyorum gönderdiğiniz fotoğraflar arasında var mı ama ben sevgili yönetmenimden rica ediyorum. Remzi Bey'den burada siz gelirken beraberinizde bazı fotoğraflar getirdiniz köyünüzle alakalı. Hiç olmazsa en azından köyünüzü de sevgili seyircilerimize birazcık tanıtmış olalım. Gider misiniz köye? Yani şimdi meşguliyetten dolayı mecbur kalmadıkça gidemiyorum. ama seyircilerimizin de göreceği üzere burası bir dağ köyü. Dağ köyünün insanları hele İbrahim Hakkı'nın da ifadesiyle burnu da büyük olanların biraz tabiatları sert ama ahlakları sağlam olur der. Evet. Böyle bir köy yazları biraz kurak ve sıcak, kışları da soğuk, uzun bir soğuk geçer. Bol miktarda kar yağar, çok iyi evet. kuş burnusu olur. Burada bu fotoğrafı siz mi çektiniz? Evet. Bu fotoğrafı evet, kimler evet. var bu fotoğrafta? Benim çocuklarımın küçüklüğünde ve köy çocukları onlar. Birisi hariç hepsi köyün çocukları. Köy çocukları. Evet. Ne kadar zaman... güzel. Peki köyde hayat nasıldı? Arkadaşlıklar nasıldı? Yani kaç yaşına kadar köyde idiniz? Ondan sonra Erzurum'a gittiniz. Ovacık nahiyesinin Başkurtdere köyü. Başkurtdere. Evet. Ovacık'la Başkurtdere mesafesi nedir? Erzurum'a mesafe nedir? Erzurum'a 80 kilometre, Ovacık nahiyesine de 20 kilometre civarında. Merkez işte Üçköse diye bir şeyi vardır merkezi. Şimdi bizim köyümüzde hayat resimlerden de görüldüğü gibi aşağı yukarı anlaşılır. İnsanların çok çalışmak zorunda oldukları. Çok teşekkür ederim sevgili yönetmenime. Evet burada evinizi görüyor musunuz sevgili hocam? Çok güzelmiş. Evet. Maşallah arazi de yani birazcık belki engebeli olabilir ama arazi bayağı bir hayli bol yani değil mi? Arazi çok güzel, toprak da güzel fakat... Yaz mevsimi biraz kısa sürdüğünden dolayı mesela 2-3 defa verim alınabilecekken bunu çok fazla alınamadığını söyleyebiliriz. Yani şeyin yüksek bir rakımı var. Dolayısıyla kışın erken gelmesi ve geç gitmesi biraz şeyi ürün meselesinde malum bir durum oluyor. Fakat tabii burada zannederim iyi bir planlama ve organizasyon olsa yani şeker pancarını, lahananın, İşte hayvan yetiştirmen işi dağlar alabildiğine evet. dopdolu biz çocukken aşağı yukarı köyün iki tane şeyi vardı. Aşağı mahalle, yukarı mahalle olarak. Her birinin 500 koyunu vardı. Bu hangi mahalle? Şimdi burası aşağı mahalle. Yani cami cami ortada gördüğünüz gibi. Onun aşağısı aşağı, yukarısı yukarıdır. Yukarı mahalle. Evet bir de bir tane. Sizin ev burada mıdır? Evet. Hemen alttaki sokakta. Aa, güzel. Bu da yeni fotoğraflardan bir tanesi mi? Sizin çektiğiniz fotoğraf. Yeni sayılır tabii. Yeni sayılır. Yeni sayılır. Benim evet. çocukluğumda böyle değildi. Çatı değildi. Hepsi topraktandı. Evet, damdı. Çatı sonradan oldu. Şimdi biraz daha güzelleşti. İşte 2-3 katlı evler şimdi yapıldı. Biraz daha iyi oldu. Bu aşağı yukarı 20 senelik bir fotoğraftır. Peki kimler var köyde sizden? Ya akrabalarımız var. Büyüklerimiz zaten sizlere ömür vefat ettiler. Allah rahmet. Çoğunlukla da yani köy... Aslında çok fazla göç veren bir köy. Biraz işte hayat şartları malum. Ve köylümüz de çalışkan ve kanaatkardır. Gittiği yerlerde de başarılı olabiliyor. Yani işte kazma kürek gelip sonra kepçe dozer. tıpkı Gümüşhanelilerde olduğu gibi. Böyle bir özelliği var. Burada şimdi bu köyde yaşayabilmek için çalışmak zorundasınız. Çok evet. çalışmak zorundasınız. Bir de burada şehirdeki gibi iş bölümü yoktur. Yani bir köylünün arısı, balı, peteği, ondan sonra bostanı, yoncası, çayırı, tarlası, buğdayı ve arpası da ayrıca olmak zorundadır ki bunların her biriyle uğraşmak. Evet. Hayvanları da buna dahil edelim. Bir de çocuklar var. Köylünün çocukları da çok olur. Dizine dizine böyle maşallah. Evet. Dolayısıyla hayat şartları burada hiç kolay değil. Zor yani. Eyvallah. Eskiden kışlar çok sert olurmuş. Yani bizim babalarımız da anlatıyor. Biz de mesela Gümüşhane'de, Trabzon'da. Baba memleketi benim Trabzon, annem Gümüşhane. Dolayısıyla böyle her ikisi arasında mekik dokurduk. Şalpazarı'nda bizim köyde böyle 1-2 metre kar yağdığına ben de çocukluğumda şahit olmuştum. Ama sizin tabii soğuk deyince akla ilk gelen şehrimiz... Evet, Erzurum. Dolayısıyla siz soğukla böyle barışık yaşayan bir topluluksunuz. Yani soğuğu
böyle yani içindeki en ince hücrelere kadar hissedersiniz. Var mıydı sizde de böyle gerçekten şimdi, çok 2-3 evet. metre kar olur muydu? Şimdi mevsimler değişti. Artık öyle bir kar yağmıyor. Hatta şu gördüğünüz derelerin birisinde değilse ikincisinde mutlaka akan bir su bulabilirdiniz. Dağların yüksek tepelerinde hep kar olurdu. Mesela evet. şeyde Erzurum'da Palandöken'in üzerinde karın eridiğini hiç görmezdiniz. Mutlaka bir şeyler olur. Ve buzdolabının olmadığı zaman da insanlar gider oradan kristalize olmuş kar getirir. Onunla işte soğuk ihtiyacını hallederlerdi. Evet. Şimdi ise maalesef öyle bir kar yağmıyor. Halbuki kar burada toprağı da koruması açısından çok önemlidir. Çünkü eksi evet. 40 dereceye inen bir soğukta yaşadığımı çok iyi hatırlarım. Fakat burada nemli olmadığı için hava insana çok fazla tesir etmez. Ancak toprağa tesir eder. Ancak o zaman, o mevsimde tamamıyla her taraf karla kaplandığından toprak bu soğuktan zarar görmezdi. Eyvallah. Toprak da tabii o karla birlikte bereketleniyordu evet, tabii. Evet, tabii. Peki kaç kardeşsiniz siz? Yani kardeşler mesela bazı hocalarımızla konuşurken tabii sizin de bizim de ortak hocalarımız, ortak dostlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz diyelim konuşurken onlar genelde hep köylerde çobanlık da yaptıklarını söylüyorlardı. Sizde de böyle bir şey oldu mu? Çobanlık yaptınız mı? Var yani mıydı hayvanlarınız? Biraz daha köyde hali vakti yerinde olan ve işleriyle başa çıkamayan bir aileden olduğumuz için hatta bazen işte yengelerim Allah rahmet eylesin hepsine bazen böyle arazisi olmayan işte o kocasını, oğlunu askere şey gurbete göndermiş kendisi bir şeyler dokuyup etrafı seyreden insanları görünce onlara biraz öykünürlerdi. Yani keşke biz de böyle olsaydık ya paramparça oluyoruz arazide, evet. dağda, belde. Dolayısıyla ben arıları başında bulundum küçükken. İşte oğul vermek diye bir hadise vardır. O işte dabak olan hayvanları onlarla ilgilenmek durumunda kaldık. İşte atla araziye yemek götürmek çünkü orada tarlada ve çayırda çalışan babalarımız, amcalarımız onlara yemek götürmek için ata biniyordum. Ben ailenin en büyük erkek çocuğuyum. Yani amcamızla beraber aynı aileyi paylaşıyorduk. Aşağı yukarı 10 çocuk hepsi. Büyükleri ve abisi biz olduğumuz için de küçükleri de kollamak, onlarla da ilgilenmek hem bize düşüyordu hem de işte büyüklerle ev arasındaki bütün angarya'da bize düşüyordu. Dolayısıyla bizim biraz daha çocuklardan farklı bir durumumuz ağırdı. Oldu. Küçük kardeşler kaç taneydi? Küçük. Bizim kendi kardeşlerimizin şimdi ölenleri sayarsak 10-12 civarında var da. Evet. Fakat yaşayan 5 tane. 3 erkek kardeşiz, 2 kız kardeşiz. Evet, hepimiz hayattayız. Annemiz hayatta, babamız rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Evet. Peki onlar da şu anda programı seyrediyorlar. Köylü seyrediyor, Erzurum seyrediyor. Yani bütün herkes seyrediyor programı. Buradan onlara selam gönderebilirsiniz. Efendim hepsine peki, selamlarımı sunuyorum. Hatıralar gözümüzün önünde tekrar canlandı. Eyvallah. İşte hayatta olanlar olmayanlar, evet. hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler diliyorum. Eyvallah. Biz de programımızda madem ki böyle tabii o konu açıldı. Biz her programımızda şimdi bizi seyreden sevgili seyircilerimizin de yakınları, işte vefat edenleri var, anneleri, babaları var. Sevgili arkadaşlarımın ölmüşleri var. Biz her programda onları hatırlamadan geçmiyoruz. Onlara dua ediyoruz. Evet. Allah onlara rahmet eylesin Amin. Diyoruz. Amin. Biraz sonra hocalarımızdan da konuşacaklarımız, sizin hayatınızda iz bırakan hocalarımızdan da işte konuşacaklarımız ama bugün aramızda olmayan hocalarımız. Hepsine vefat edenlerin hepsine Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmet diliyoruz. Hayatta olan annelerimize, babalarımıza sağlık ve afiyet, hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Validenin de buradan ellerinden öpüyorum. Ona da sağlık ve afiyet diliyorum. Valide sizin yanınızda mı, Erzurum'da mı? Yok, o da İstanbul'da. O da İstanbul'da. Yani kardeşlerimden Erzurum'da olan bir tane var. Geri kalan buradayız. Erzurum merkezde mi? Merkezde. Evet, evet. Burada evet, çok güzel. Hem Ayşe Hanım'a hem sevgili yönetmenime teşekkür ediyorum. Bunu sonradan gönderdiniz hocam. Burada siz tabii abi olunca evet. şimdi en büyük ben deyince artık dedim tamam hocam. Ama üçünüz de birbirinize çok benziyorsunuz. Üç tane erkek. Üç erkek, bir iki kız vardı. Kızlar gelmemiş buraya maalesef. Çok güzel. Peki kardeşler ne iş yapıyor? Birisi oto tamirhanesi ve servisi var. Biri de taşımacılık işleriyle ilgileniyor. Yapıyor. Evet. Çok güzel. Buradan selamlıyoruz kendilerine. Baba ne zaman vefat etti? 96'da
Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin Cenab-ı Hak. Ne iş yapıyordu baba köyde? Vallahi babamız köydeyken köylüydü. Yani köyde yapılan her işi yapıyordu. Hayvancılıktan üretim veyahut da kesip pişme, ekme şeyine varıncaya kadar. Erzurum'a geldiğimizde biriketçilik yaptı babam. Aa, güzel. Uzun zaman biriket işleriyle uğraştı. Makinesi vardı. Tabii. Böyle, işte kuyudan suyu çekip ondan sonra biriket yapıyorduk. Ben de tabii aynı zamanda boş zamanlarımda, yaz tatillerinde oranın işçisiydim. Yani bizde böyle çalışmak bir huy haline geldi. Yani insanın normal hali haline geldi. Ben mesela bir yerde 3 günden fazla hiçbir zaman dinlenme mümkün değildir. Duramam yani, bekleyemem. O bekleme esasında da zihin boş durmuyor bu defa. Yani rahmetli babam hatta şunu söylerdi. Ya herkese koş diyorum ama sana dur diyorum dedi. Ya yavaş biraz diyordu. Çok güzel. Sonra herkese benim, koş diyorum, evet, sana da dur diyorum. Şimdi benim ne biraz güzel. Yürüyüşüm bozuktur hakikaten. Böyle ahbaplarımız sorar ya neden yürüyüşüm biraz böyle sert, bozuk ve eğik oluyor? Dedim ki ya babam rahmetli evleninceye kadar hep koşturdu beni. Evlendikten sonra dedi ki oğlum artık evli baklı adam oldun, azıcık yavaş dur deyince fakat normal yürüyüş ile koşma arasında bir şey çıktı piyasaya. Böyle bir durum var. Çok hoş, çok güzel. O, tabii çok. O zor şartlarında yani böyle bir köyde o zor şartlarda büyümek. Erzurum'a geldiğiniz zaman yine ağır, hatta babam rahmetli demişti ki oğlum Erzurum'da gene köydeki gibi zor işlerle uğraşıyoruz. Yani herkes rahat işi uğraşıyor. Biz nerede bu biriket işine girdik? Çünkü biriket evet. Ağırdır biraz ve çok teferruatlı bir iştir. Ve orada boş vakitlerimiz varsa şayet işte üniversiteden ya da sanayide ben meslek lisesi motor bölümü mezunuyum liseden. Evet. Orada ustalarım da oldu, hocalarım olduğu gibi. Hiç boş vaktimiz olmazdı. Zaten babam da boş bırakmazdı kimseyi. Ve yanında biri gelse hemen eline küreği verirdi. Boş durmak doğru değildir. Hemen evet. Çalışmaya başla derdi. Aslında yani tabii hocalarımızdan gerçekten bir de şey vardı. Tabii sizin çok fazla değil ama bir de mecburen çalışmak zorundasınız. Aileye evet, evet. Katkı sağlamak zorundasınız. Evet, evet, evet. Yani bugün evet. İşte gerçekten hakikaten isminin önünde işte ordinarius profesör yazan hocalarımızın da çocukluğunu böyle sizinle konuşurken hatıralarını bakıyorum. Onlar da gerçekten çalışmışlar ki 3-5 hafta önce Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin gerçekten Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin hakikaten Türkiye'nin sayılı üniversiteler arasına evet. Yerleştiren Hikmet Kocak hocamla konuşurken baktım Boğaziçi İnşaatı'nda çalışmış, işte oralarda çalışmış, Erzurum'da çalışmış, Balıkesir, işte İnegöl, Bursa yolunda çalışmış. Evet, hep yani hocalarımızın bakıyoruz hayatında, hatta işte tıp fakültesinde öğrenciyken bile hocalarımızın hep böyle çalıştığını görüyoruz. Tabii ki ihtiyacımız vardı. Mahmut Oltan Sungurlu eski Adalet Bakanımız da böyle yıllar önce program yapmıştım. Biz dedi Gümüşhaneliler birbirimizi çok seviyoruz. Neden biliyor musun dedi. Çünkü dedi bizim birbirimize çok ihtiyacımız var. Evet. Bizim de gerçekten çalışmaya çok ihtiyacımız vardı. Aileye aileye katkı yani böyle boşu boşuna gezmek falan çok ayıptı. Yoktu ki böyle. Yoktu. Bir de sizin arkadaş, sizin nesil gerçekten simitçilik yapmış, su satmış, evet, yani amelelik doğrudur, yapmış, doğrudur. Biriketçilik yapmış. Hatta işte büyük kısmı bir fakülte veya iki fakülte bitirmiş buna rağmen. Çok başarılı olmuşlar. İşte onun için siz örneksiniz. Onun için sizin biz hayatınızı, hatıralarınızı konuşuyoruz sevgili hocam. Peki, yani ben de öğrenciliğimde aslında biriket işinde çalışmıştım. O dolu biriketler vardı. Biz onların biriket, arasında tabii, dolu vardır. O dolu çok vardır, zordu. Çünkü işte 11-12 yaşındayım. Biriket işinde çalışıyorum. O bir de onun arasına taş konulurdu ki şey tabii. Olsun işte sağlam olsun. Daha da doğrusu birazcık betondan da tabii şey yapmak için. Onu kaldırmak çok zor gelirdi bana. Çünkü o en az bir 20 kilo vardı bir tanesi. Daha sonra da makine çıktı. Makineye işte koyuyorsunuz, basıyorsunuz düğmeye, içi boş. O daha kolay evet. Ama o dolu biriketler falan çok zordu. Kalıpla, de, önceden kalıpla basılıyordu. Evet. Daha sonra makinelere çıktı makine, ama o da evet. Çok sarsar böyle insanı şey yapar. Doğru, eyvallah. Peki hocam, gurbetçi var mıydı köyünüzde? Bizim kendi ailemizden yoktu. Yani bizim arazimiz, hayvanımız ve malı, mülkü çoktu. Onun için benim babam ve amcalarım gitmezlerdi. Ama çok gurbetçi olurdu. Çünkü insanlar az bir şeyde, araziyle yetinemeyeceği malum. Doğru. Dolayısıyla çoğunlukla İstanbul, yakında işte Rize, buralara gider çalışırlardı. Yurt dışına da giden var mıydı? Yurt dışına giden çok olmadı.
bizim köyümüzden çok olmadı. Bu yurt dışına gidişler şöyle oluyor. Köyünde birisine gidince öbürlerine örnek olur. Bir bakarsınız ki köyden ondan sonra 20-30 tane kalkmış da İsviçre'ye gitmiş vesaire. Evet. Bizim köyde böyle bir gelenek olmadı. Onun için de çok nadiraten Arabistan'a gidip çalışan ve kısa zamanda da dönenler oldu. Dönenler oldu. Evet. Yani Arabistan'da gariptir, kimse yerleşip kalmıyor. Evet. Batı'da kalıyor. Şeyde sizin köy fotoğrafını gördüğümde, köy fotoğrafında böyle arazi, mesela o karlı, yani çok kar yağdığı dönemde hiç çok yüksek değil tepeler. Hiç böyle kayak yapar mıydınız, kayar mıydınız? Bizde kayak yoktu ama kızak, çok kızak kaydım ben. Evet. O dik yamaçlardan yani nasıl kaymışız, bu alışkanlık herhalde. Ne kadar sürat yaparsa o kadar hoşa gidiyor tabii. Siz şey mi, kendiniz mi yapardınız kızaklar? Kendi kızağımı kendim yapardım. Yani ben burada şimdi şunu yani sizinle burada bulunuyor olmamız bile aslında bizim o hayat şartları ve büyüklerimizin bizi sıkı çalıştırmaları neticesinde buradayız. Ne yoksa olacak güzel. Gibi değil. Yani kolay değil. Bir çalıştırmaları, iki duaları. Evet. Evet, o da çok önemli. Gerçekten duaları gerçekten çok önemli. Peki köyünüzün, yani sizden önce böyle yazarı var mıydı? İlk yazarı siz misiniz? Köyünüzün veya o çevrenin, civarın? Çok garip ve acıdır. Bizim köyümüzün ortaokula ilk başlayan çocuğu benim. Yani okuma bakımından mesela çok fazla geride kalmış, geriden başlamış diyebiliriz. Hala da çok böyle beklediğimiz ölçüde, bizim nahiyemizden beklediğimiz ölçüde bir okuyan çıkmadı nedense. Yani mesela şimdi Tunceli'nin bazı yerleri vardır ki bizim arazimiz gibi verimli değildir. Oradaki insanlar çareyi mesela okumakta bulmuşlardır. Ve bir okuyan öbürüne kılavuz olmuştur. Evet. Böylece okuyan insan sayısı orada mesela çok olmuştur. Ya bu biraz rahatlığın yahut da meşguliyetin vermiş olduğu şey. Yani bazı şeylerin ittirmesi gerekiyor tabiri caizse. Evet. Fakat mesela bizim bu Gümüşhane de öyledir. Bizim bu arazinin insanındaki atılganlık, cesaret ve hareket daha ovalık yerlerde, işte deniz sahilinde olan şehirlerimizde pek yok. Yoktur. Evet. Oradaki insanlar biraz daha rahattır. Mesela bizim buradaki insanların öfkelendiği bir şeye onlar pek oralı olmazlar. Bir de böyle rahatlığı vardır. Evet. Dolayısıyla coğrafyanın insana ne kadar tesir ettiğini ben bizzat yaşayarak öğrenmiş bulunuyorum. Şeyde de mesela Trakya'da da, Trakya'da bir kişinin arazisi, belki de sizin köyün arazisinin tamamı kadar arazisi var. Fakat maalesef gençler tabii hep şehirlere akın etmişler. Aynen öyle. O güzelim arazileri, o bereketli toprakları ekecek, biçecek hiç kimse yok maalesef. Dışarıdan işçi getiriyorlar artık. Halbuki eskiden köylü her şeyini yapardı. Zaman zaman konuşuyoruz yani programda, böyle belki tekrar oluyor ama bazı köylere gidiyorum. Bu hafta içerisinde de böyle iki defa Düzce'ye gittim geldim. Mesela gittiğim köyde böyle tezek kokusu, hayvan kokusu yok, hiçbir şey yok. Ne yapıyorsunuz sütünüzü falan? Dışarıdan alıyoruz yani, satın alıyoruz. Bakkal var, bakkala söylüyoruz, getiriyor işte, getir götür işleri de var falan. Artık şeyde pandemi bize bir şey daha öğretti falan. Birazcık böyle kolaycılığa kaçmışız yani şeyde. Ama ne olursa olsun köy aslında köy hayvanlarıyla güzel. Köy ne bileyim işte çocuklarıyla güzel, yeşilliğiyle güzel, işte tabiatıyla güzel. Ama maalesef yani öyle şey kalmamış pek. Bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi köylü normalde yaşadığı yerde hayatı normal hayat olarak zanneder. Evet. Fakat kazara şehire gelsin bir 6 ay. Şehrin rahatlığını, işte her şey dışarıdan geliyor, ekmek bile dışarıdan geliyor. Bu hayata alışır alışılmaz artık siz onu köye döndüremezsiniz. Evet. Çünkü o bir kere o tadı aldı. Şimdi aslında bizim çocukluk çağımızda burada o kadar zor bir hayat vardır ki o karların çok yağdığı zamanın şöyle bir sıkıntısı vardır. Bahar gelmiştir fakat hala bir metre kar vardır tarlaların üzerinde. Evet. Büyüklerimiz, o çok zor bir iştir yani rençberlik denir onun için bizde, çiftçilik denmez. O da malum kelime olarak ağır iş yapmak demektir. Bu tarlaların ortalarını deler, oradan toprak çıkarır. O toprağı tarlanın tamamının yüzüne sererlerdi. Çünkü güneş o toprağı vurup ısıtınca o karı eritiyordu. Şimdi bunu tarif etmek, bu zorluğu tarif etmek o soğukta. İnsanların ya don, şimdi o toprağa bir geliyorsunuz. Katı sert, donmuş toprak. Onu eşiyorsunuz ve onu kürekle bütün tarlaya yayıyorsunuz. Bunu tarif etmek biraz zor. O öbür zorluklara göre çok daha büyük zorluk. Çünkü bir de mevsim şartları çok katı ve soğuktur. Şimdi artık traktör yoktu. Hatta biz işte yakın köylere traktör geldiğinde
Biz dağlarda herk deriz biz. Evet. O şeye, Nadas'a. İşte Kotan, o pulluk başında durup o traktör seslerini müzik dinler gibi dinlediğimiz olurdu. O kadar bir sessizlik vardı ki bu vadi boyunca ta Toprakkale diye bir köy vardı. Oradan başlar Bayburt'a kadar, Masat'a kadar iner. Burada bizim rahmetli Hangül abla diye bir hanımefendi vardı. O kadar sessiz bir araziydi ki bu traktör ve motor olmadığı için. Oradan Türkiye'ye başladığı zaman bu vadide bulunan insanlar duyarlardı onu. Çok güzel. Çayır biçen, tarla biçen ondan sonra insanlar onu duyarlardı. O duyanlardan birisi de biziz. Ve o Nadas dediğimiz, o Herk dediğimiz zamanlar bir hafta kalır insanlar dağda. Evet. Tarlaları sürerler. Cuma günü köye gelirler. Çünkü yıkanacak, temizleyecek, hayvanlar tuz yiyecek. Evet. Bir de cuma namazı kılınacak diye. Evet. Böyle bir hayat şartı vardı. Biz tabii yaşadığımız hayatı, işte hatta insanlar birbirinin ben zenginim, sen değilsin gibi tartışma yaparlardı. Halbuki bizim zenginliğimizin zenginlikle hiç alakası yokmuş. Alakası yok. Ama yaşadığınız yerde işte efendim 20 tane tarlanız, işte 50 tane büyükbaş hayvanınız, 2 tane atınız, 300 tane koyununuz varsa daha büyük zenginlik olamaz, evet, diye düşünüyordunuz. Gerçekten öyle. Hele şimdi tabii şehirden bakınca gerçekten öyle. Ve artık insanlar büyük şehirlerden kaçmaya başladılar. Artık şimdi köyler onlar için çok güzel bir sığınak oldu. Yani emekli olanlar, ne bileyim. Peki sevgili hocam, mesela genelde hep biz duyardık tabii, radyodan duyardık. İşte Erzurum'un işte bilmem kaç tane köyüyle bağlantısı işte kesildi. Kar, kış nedeniyle kesildi, kış sebebiyle, mevsim sebebiyle kesildi. Sizde de böyle hiç yani şey olur muydu, ulaşımda kesiklik olur muydu? Efendim, yani o kış mevsiminde ulaşımda kesiklik olmaması bize garip gelirdi. İşte mesela işte radyolarda hatırlarsanız ilk radyolar diyor ki işte falan yerin bağlantısı kesildi. Ya bu bağlantısının kesilmesi kadar normal ne olabilir? Evet. Fakat bunun getirdiği şöyle bir şey var. Az önce bir şey söylediniz. Hepimiz birbirimize muhtaçtık. Evet. Şimdi bu arazi engebeli görüyorsunuz. Kar öyle bir kapatır ki bu araziyi, arazinin engebesi ortadan kalkar. Dolayısıyla buradan iki köyü aşağıda zor durumda kalmış olan bir adam bağırsa bu köyde duyulurdu. Dolayısıyla diyelim ki çığ geldi, yolunuz kapandı, yürüyemediniz, yolunuzu kaybettiniz. Yapacağınız tek şey en yüksek sesle bağırmaktır. Bu köylerin mutlaka biri ikisi bunu duyar ve buna hazırlıklıdır. Çok mesela güzel. Benim rahmetli babamın şey gelmiş, Toprakkale tarafından, Erzurum tarafından jip gelmiş, bir jandarma jipi. Fakat yolda takılıp kalmış. Birden atlara bindiler, yanlarında yiyecek ve su. Hazırlıklı. Böyle hemen hazır güzel. Kıta asker gibi ne kadar gittiler. Güzel. Ondan sonra işte atlarla falan jipi kurtardılar. En azından oradaki insanları kurtarıp getirdiler. Ve bizim köyümüzde işte belli odalar vardı. Nispeten maddi durumu iyi olanların işte misafir odası vardı. Şimdi hayvanlarıyla insanlar gelir. Evet. Mesela o Karadeniz bölgesinden kürek imalatçıları, tütün imalatçıları, şunları bunları. Gelir adam yanında en azından 5 tane erkek, yanlarında 6-7 tane hayvan. Bu hayvanları ahırınıza çeker, onları yemlersiniz. İnsanları da yedir, içirir, yatırırsınız, sabahtan da yolcu edersiniz. Bakın şimdi bu sosyoloji artık köylerde yok. Şimdi köyde olan insanlar da belki haklı olarak diyor ki kardeşim bir kilo tereyağı şu kadar para ediyor. Hem de harika buralarda şeyler. Evet. O komşuluk ilişkilerde yok, öyle bir ihtiyaç da kalmadı. Ve insanlar arasındaki bağlar koptu. Şimdi bazen böyle diyorlar ki ya bu insanlık bitti, işte akrabalık bitti. Ben de diyorum ya bunlar sosyolojiktir aslında. Evet. Yani aynı hayat şartları olsa, yine burayı kar kaplasa, yine aşağıdan birisi bağırsa, siz burada evet. bekleyemezsiniz. Çünkü bir gün siz de bağıracaksınız. Doğru. Çünkü bunun kimi yakalayacağı belli değildir. Çığ ne zaman gelir, sis ne zaman çöker. Bakın ben yeri gelmişken bir kıssa dediniz ya anlatayım. Evet. Bu Toprakkale işte bizim bir ötemizdeki köyde bir kahve vardı. Kahvede kızaklı, atlı kızaklar vardı. Bugünkü taksiler işini onlar yapıyorlardı. Evet. Mesela o karlı arazide bir de sis çöker ve 2 metre önünüzü de göremezsiniz. Fakat insanlar yine burada yaşar. Nasıl yaşar biliyor musunuz? Atın asil bir hayvan olmasından ileri gelir. Çok güzel. At çünkü o kahvede duruyorsunuz diyelim, yolcu gelmedi, köyünüze gideceksiniz. Kızağa binip dizgininizi sadece oynatmanız kafi. O nereye gidecek? O nereye gideceğini bilir ve sis mis onun için hatta at arazide bulunan hendekleri, çukurları da bilir. O şeyler mesela burada vadi vardır aşağı doğru. Bazı yerleri yarıp geçmiştir, yardır.
Fakat o şiddetli soğuklar geldiği zaman ortada ne su vardır ne yar vardır. Siz bir atı o yarın üzerinden suya doğru ittiremezsiniz. Götürmez sizi. Evet. Bu şekilde yaşayanlar vardır. Ve böyle ata müdahale edip de yok burası değil de şu tarafta insan bazen şaşırır ya at yanlış gidiyor der. Evet. Yolunu şaşırıp da bir kere daha kendisinden ve atlarından haber alınamayan kızakçılar vardır. Ay çok güzel. Gerçekten. Yani şansından eğer bir köye o büyük bir telaşla insan yolu kaybettiğini anlayınca büyük bir telaşla atları kamçılar. Bu kamçılama esasında olmadık bir dağ yoluna gittiyseniz kurtuluş şansınızın imkan ve ihtimali yoktur. Çok güzel. Ancak şans yahut da nasip diyelim bir köye denk gelirse o zaman kurtulursunuz. Eyvallah. Vallahi çok güzel hocam. Yani biraz aslında köyü biraz fazla konuştuk gibi geliyor bana ama yani ama çok güzel, çok hoşuma gitti gerçekten. Şeyde sosyal hayat nasıldı? Camiyi görüyoruz ama okulu da vardı değil mi? Hem aşağı hem okulu yukarı var, mahallenin. Okul hemen aşağıda, en aşağıdaki tarlanın ağaçların arasında görünen bina okul binasıdır. Zaten bütün Anadolu köylerinde iki tane sağlam ve büyük yapı vardır. Bunların biri cami, biri de şeydir, okuldur. Hatta bu Buzbek'in hatıraları masanın üzerinde kitapta. Evet. Orada hala o zamanlar yani Kanuni Sultan Süleyman devri 16. asır. Diyor ki Türkler diyor şeye oturdukları evlere hiç ehemmiyet vermezler diyor. Ama diyor İbadet dediği tabir. Hayatı ifade eden camilerini çok sağlam yaparlar diyor. Evet. Şimdi burada baktığınızda aslında bizim çocukluğumuzda bu çatılar yoktu. Hepsi topraktandı. Cami o kadar belirgin görünüyordu ki. Evet. Yani ondan daha sağlam ve büyük ve muntazam hiçbir bina yoktu. Ve insanlar bu şeyleri, duvarları taş ve çamurdan yapıyorlardı. Hemen karşı tarafta ileride taşlık vardır. Taşları oradan getirirler. Ve taş ve çamurdur yani böyle evet. Çimento falan çok kimsenin aklına gelmez. İşte örtme meselesine gelince de ormandan getirirlerdi onu. Çoğu defa da kaçak getirirlerdi. O da ayrı bir mevzu. Yeşillik çok fazla yok işte şunlarda herhalde kavak bunlar galiba. Yani bundan diyelim bilirim ki bir buçuk ay önce yemyeşil. Yemyeşil fakat bu karasal iklimin özelliğidir. Bahar mevsiminde mesela bazıları büyüler. Sular şarıldayıp akmaktadır. Çünkü dağlardan kar hale geliyordur. Envai türlü çiçekler vardır. Hakikaten çiçek bakımından ve yabani meyve bakımından fevkalade güzeldir buralar. Ve bakanları büyüler. O yeşillik, o çiçekler falan. Fakat bir ay sonra o biçin zamanı geldiği zaman manzara tamamıyla değişir ve bomboz mahalli tabiriyle bir arazi meydana çıkar. Ondan sonra da kış bastıracaktır ki zaten toz ve buz zamanıdır sonbahar ve kış. Sevgili hocam köyle ilgili tabii amcamlarla kalabalık bir aileyiz dediniz. Yani kalabalık çocuklukta böyle tabii kalabalık geçtiğini söylediniz. Dedelere yetişebildiniz. Birazcık dedeleri de konuşalım böyle kısaca. Ondan sonra ilkokul artık nereden? Buradan mı başladınız ilkokula yoksa Erzurum mu? Oradan ilkokuldan sonra köyden çıkalım. Dede bakımından biraz şanssız bir adamım. Çünkü rahmetli dedemi babam 4 yaşındayken kaybetmiş. Of. Onun da sebebi yine çalışkanlık. Çok çalışkan bir adammış. Onun da adını bana vermişler zaten. Şimdi bu bir apandisit ameliyatı olmuş Erzurum'da. Doktor demiş ki bak demiş artık ağır iş yapmayacaksın. Fakat çalışmadan duramıyor köylü. Öbür işleri yapıyor gene de. Fakat bir büyük bir oda yapmak istiyormuş. Yani misafir odası şeklinde. Taşlığa gitmiş ağır bir taş çıkmış. İlle de ben bunu çıkaracağım demiş ve orada bir daha patlamış. Erzurum'a yetiştirmişler ama artık sağ olarak geri dönememiş. Baba anlatıyor mu? Yani onu hatırlıyor mu baban? Babam şöyle böyle hatırladığını anlatırdı. fakat bu yetim kalış babam üzerinde çok kötü tesir meydana getirmiş. Çünkü yani burada şöyle bir şey vardır. Bu dağ köylerinde böyle kır, bayır, misafir gittiğiniz zaman işte av hayvanı şu bu çok hoşunuza gider de o sosyoloji içinde yaşamanın o kadar zorlukları vardır ki. Şimdi ne oluyor? Miras meselesi meydana çıkıyor. Şimdi rahmetli babaannem ki onu da hatırlamıyorum. Çok da yaşlı değilken vefat etmiş. Daha 13 yaşında evlenmiş dedemle. Dedem o sırada 20'nin epey üzerinde. Olgun bir çağında yani. Dolayısıyla babaannem birçok çocuk dünyaya getirmiş. O araziyle uğraşıyor. Fakat birdenbire kocası vefat edince bütün iş bunun üzerine şey yapıyor. Mesela bizim buralarda çok nadirattan kadınlara ağa denmesi nadirdir. Ama benim rahmetli neneme Seher Ağa diye şey yaparlardı. İşte bu kim bu dedikleri zaman
dedemin falan değil, Seher Ağa'nın torunu derler. Allah rahmet eylesin. Öyle bir şey. Fakat işte ne oluyor bu defa? İster istemez bir miras meselesi meydana çıkıyor. İnsanlar hukuk olarak meseleleri çözmek yerine biraz nasıl söyleyeyim dedikodu oluyor. İşte üstünlük kim kuruyorsa o yapıyor. Bu Rusların çekilmesinden sonra yaşanan sosyolojik sıkıntılarda annemin babası olan dedemin de başına gelen bir hadise. Yani Ruslar gelmiş, babasını esir götürmüşler. Sonra işte Ruslar buradan çekilmişler. Amca hayatta, baba yok. Bu defa da hayatta olan istiyor ki ben biraz daha yontayım. Mesela şimdi bizim insanlarımızda maalesef böyle bir durum. Şehri köy yok, her yerde var bu. Dolayısıyla o Erzurum'a defalarca yol yok, iz yok. Yaya gidip gelişten dolayı epey zahmet çekmiş babam. Ve babam hatırladığında ağlardı böyle. Yani sosyolojik olarak zor bir hayat yaşamıştı. Evet. Bu tabii ister istemez, yani o şeyde bir ailede geçim, geçimsizlik, sertlik, kibarlık nesiller boyu tesir ederek devam eden bir olaydır. Dolayısıyla böyle bir sosyolojisi de var bu işin. Eyvah. Dolayısıyla şehirlere onun için az önce söyledim. Hem iş ağırlığı bakımından hem de hayat şartlarında yani herkesin haddini, yerini bilmesi bakımından bir hayata alışan bir daha dönmez yani. Doğru. Eyvallah. Sevgili hocam, vallahi gerçekten çok güzel. Allah onlara rahmet eylesin. Amin. Bu vesileyle hiç olmazsa onları böylece bir kere daha rahmetli anmış olalım. Peki ilkokula buradan mı başladınız siz? Erzurum'da başladım. Yani işte taşındığımız sene eğer taşınmasaydık köyde başlamış olacaktık. Ve Erzurum'a geldiğimizde de ilkokula ben biraz geç başladım. Yani tamamıyla artık kar her tarafı kapatmış. Yani bizim taşınmamız da bir garipti. O kışın ortasında penceresi kapısı olmayan bir eve taşındık. Of. Nasıl oluyor? Şimdiki gibi telefon falan yok. Rahmetli babam işte orada evin duvarlarını falan yapmış, üstünü örtmüş. Giderken de işte camcı, çerçeveciye, kapı imalatçısına demiş ki ben gelinceye kadar bunları tamamlayın. Onlar da imal etmişler. Eyvallah. Siz gittiğinizde... Bir geldik ki kamyonla işte köyden bütün yiyecek malzememizi de alıp getirmişiz. Ürettiğimiz her şey kamyonda. Tezek dahil. Çok güzel. Sonra bir indik ki hiçbir şey yok. Bu defa köyden getirdiğimiz kilimlerle kapıyı ve pencereleri kapattık. O gece öyle yattık. Ertesi gün de babam işte yavaş yavaş buna toparlama. Yani kar kaplamış her tarafı. Biz evin eksiklerini şey yapıyoruz. Fakat ben şimdi düşünüyorum. Şimdi çocuklar öyle bir durumla karşılaşsa mutlaka hasta olurlar. Fakat köy çocuğuyuz biz. Yani zıpkın gibiyiz. Biz o şeylerden dolayı hasta falan olmadık. Yani bazen böyle ailemizde işte o buz eksi 30 derecede dışarı buz tutmuş. Ama çıplak ayakla yüzü çıkmış dışarıda yürüyor. Evet. Yani bu şekilde insanları, çocukları görürdünüz. Hatta benim halamın bir rahmetli kocası dedi ki ya biz dedi gençken hiç üşümezdik. Üşüme nedir bilmezdik en şiddetli soğukta. Herhalde ayıp olmasın diye biz elbise giyiyoruz derdik diyor. Çok güzel, çok hoş. Evet. Evet. Yani bu anlattıklarımız aslında şu açıdan değerli. Bizim mesela yazarlarımız bu tip şeyleri yazmıyorlar. Evet. Yani o hayatın içinde olmadığınız zaman işte böyle güzel bir vakitte gidiyorsunuz. Biraz bakıp görüyorsunuz. İnsanlar size hep güler yüz gösteriyor, ikramda bulunuyor. Hayat ondan ibaret zannediyorsunuz. Hayır, evet. Öyle değil. Eyvallah. Yaşamak gerekiyor. Eyvallah. Bu arada tabii siz hatıralar da artık yazmaya başladınız. Peki sizin yazdığınız hatıralarla sizin kendi yaşadığınız hatıraları böyle mukayese ettiğinizde nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Yani var mı oralarda böyle yani sizin yaşadığınız hatıralara benzer böyle bir hayat var mı? Şimdi üzerinde çalıştığımız hatıralarla bizim hatıralarımız arasında tabii ki dağlar var. Bunu önce itiraf etmek lazım. Benim bazen de böyle arkadaşlarımızdan işte hatıratını yazanlar oluyor. Ben biraz şey yapıyorum. Yani şimdi hatıra niçin yazılır? Diyelim ki Kıbrıs Savaşı esnasında diplomatik temaslarda bulunmuş, asker olarak Kıbrıs'ta bulunmuş, yahut da Kafkasya'da bulunmuş. Bazı büyüklerimizin hatıralarını mutlaka yazması gerekir. Çünkü her şey yazıya geçmiyor ve onların yaşadıkları basit şeyler bile evet. bize bazı şeyler bırakıyor. Yani bundan sonraki nesillere bırakıyor. Yani herkesin ulaşamadığı, herkesin karşılaşmadığı, devletin, milletin hayatını ilgilendiren hatıraların mutlaka kapalı kalmadan yazılması gerekir. Bunların da çok şeyleri vardır. Ama yani bizim gibi birinin kalkıp da bütün hatıralarını yazması, bir hatırat kitabının olmasını çok gerekli görmüyorum. Yani ara sıra işte bazı kitaplarımızda bunlara
ara sıra bahsettiğimiz olur. Ne bileyim bir fıkra, nükte bu tip şeylerde geçer. Ama ben işte Bekir Subaşı olarak kalkıp ondan sonra Hayatım ve Hatıratım diye bir kitap yazmayı pek istemem. Hocam ama yani kendinize haksızlık yapıyorsunuz. Yani sizin özellikle yeni nesiller açısından, öğrenciler açısından sizin hayatınız çok örnek. Yani sizin yaptığınız bu çalışmaların belki de %3'ünü, %5'ini yani küçücük bir kısmını dahi yaşayamayan gençlik var, öğrenciler var yani günümüzde. Dolayısıyla ve siz buna rağmen o köyünüzden o şartlarda çıkmış ve çok başarılı olmuşsunuz. Bugün dünyanın önemli arşivcilerinden, özellikle Libya'daki Osmanlı arşivleri konusundaki uzman isimlerden birisiniz. Kaç tane kitabınız var? Yani yayına hazırlanan pek çok eseriniz var. Bunlar çok büyük bir başarı. Gerçekten yani kendinize aslında hatıralarınız hakikaten çok önemli. Yani bu anlıkta hiç düşünüyor musunuz? Yani düşünür müsünüz hatıralarınızı yazmayı? Şimdilik düşünmüyorum. Şimdilik düşünmüyorum. Yani bir kitap eğer insanların vaktini ve nakdini harcayarak okumaya değer olmadıkça ben yazma taraftarı değilim. Belki siz yani bir sosyolojik olarak işe yarayabilir. Bu anlattığım şeyler çok da kitapla da yazan şeyler değil maalesef. Evet. Yani o hayatın içinde yaşamanız gerekiyor. Sadece gezmek tozmak da olmaz. Aksi halde yani hikayenin %5'ini falan anlatırsınız. Evet. Fakat buna rağmen yani bazı büyük abilerimizin ondan sonra hakikaten hatıratını yazmaya hepimizin ihtiyacı olduğu insanlar için teşvik edici oluyoruz. Fakat yani bu biraz da şey, bazen böyle Fehmi Hocam, bir şey yaptığım zaman ya da bir şeye karar verdiğim zaman şöyle bir vicdanımı muhasebe yaparım. Evet. Doğru mudur, yanlış mıdır? Ona çok dikkat ederim. Yani çok mütevazısınız hocam, evet. Daha yapmamız gereken çok çalışmalar var. İnşallah, evet. Hakikaten biz hayat önümüze çok büyük, yani millet olarak, devlet olarak önümüze büyük fırsatlar çıkarıyor. Fakat biz fırsatlara hazır değiliz. Ben şimdi mesela arşivci dediniz, teşekkür ederim, bir vasıf verdiniz bize, bir yazar olarak aynı şekilde. Fakat ben bazen kıyas yaparım. Hatta arşivdeyken, ben memurken kıyas yapıyordum. Ben kendimi Libya, Tanzanya gibi ülkelerin arşivcisiyle kıyaslamamalıyım. Ben bir Rus, Amerikan, İngiliz arşivcisiyle kendimi kıyasladığım zaman bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bakın şimdi biz bugün birçok arkadaşımız sağ olsunlar yazıyorlar. Mutlaka yazmaları gerekir. Fakat bu hususta da büyük bir sıkıntımız var. Şimdi öyle eserler okuyoruz ki adamın kullanmış olduğu cümlelerin tamamı vecize. Tamamı süzülmüş. Adam bir kimsenin hayatını yazıyor diyelim. Cebinde parası var. Arkasında işte o kitabında teşekkür ettiği 20 tane adam, 10 tane müessese var. Bir şekilde desteklenmiş. Ve adam bir sultanın, işte mesela Timur gibi bir şeyin, sultanın gittiği yollarda yürüyerek hayatını yazmış adam. Yani hem bilgileri topluyor, eserlere yani ulaşıyor, hem de onun işte gitmiş, yaşamış, Kubbe Dağı'nı yahut da Hisar Dağı'nı nasıl geçmiş olabileceğini o mevsimde yürüyor ve diyor ki hissetmiş. İşte ben şu anda böyle bir durumla karşılaştım. Timur da herhalde baktığında şunu düşündü diyor. Eyvallah. Dolayısıyla biz çok koşmamız gerekiyor hocam. Eyvallah. Yani biz şeyde Viyana bozgunundan sonra bir devirdir Osmanlıların, artık yeni bir devre girmiş oluyoruz. İşte 93 Osmanlı-Rus Harbi'nin yine aleyhimize neticelenmesi. O harplerde biz sadece topraklarımızı kaybetmedik. Evet. Beyin takımını da kaybettik. Zaten böyle çok okur yazar ve matbaayı erken keşfetmiş olan bir millet değildik. Fakat bu darbeler, işte Çanakkale ve diğer Birinci Dünya Harplerinin öbür cepheleri bizde işe yarar, dinamik, zeki nüfusu da alıp götürdü ve biz dul kadın çocukları olarak büyüdük hepimiz. Dolayısıyla mesafeye baktığım zaman ben şahsen üzülüyorum. Yani evet, bunları yaptık ettik daha ne olsun falan, yok böyle bir şey. Yani buradan sizin vasıtanızda genç arkadaşlara seslenmek istiyorum. Biz mutlaka herkesten çalışkan, herkesten dürüst, herkesten azimli ve vatansever olmalıyız. Eyvallah. Yoksa bizim önümüze çıkan fırsatlar bizim emeğimize gelmiş değildir ama eyvallah, fırsat çok beklemez. Eyvallah. Hemen gitmek ve kaybolmak gibi bir kötü huyu vardır. Eyvallah. Sevgili hocam maşallah vallahi yani şimdi acaba iki bölüm mü yapmalıyız? Yani gerçekten biz daha ilkokula başlayamadık yani sizinle. İlkokul Erzurum'da. Geldiğiniz zaman akrabalar var mıydı sizin taşındığınız yerde, mahallede?
Bizim Erzurum'da. Mahallede akrabamız yoktu ama akraba derecesinde çok komşularımız vardı. Hı hı. Yani onların, o büyüklerin işte televizyon, radyo yok doğru dürüst. Akşam vakitlerinde birbirlerine işte ziyarete giderlerdi. Bu arada insanlar anlatırlardı bir şeyler. Kendi hayatlarından olsun, bildikleri, gördükleri şey. Anlattıkları şeyler çok mu değerliydi? Ya biz çocuğuz. O kadar bilgisiz ki onların anlattığı şeyleri içtik adeta. Evet. İçtik ve işte babalarımız her biri sabahtan bir işe giderlerdi. Ya annelerimiz birbirlerine o kadar samimi ve sıcaktırlardı ki mütevazı de bir hayat. Bir evde toplanırlar, çayı işte semaver varsa semaveri demlerler. Ondan sonra teneke çalıp halay çekerlerdi. Yani böyle bir hayat şartları gene zordu. Yine fakirlik vardı. Tabii biz yine farkında değildik. Ama insanların o tevazu, birbirlerine yakınlığı ve hayat şartlarında birbirlerine olan benzerliği, burada şunu ifade etmek istiyorum. Bu sosyolojide ta asırlardan beri insanların okudukları nedir? Ahmediye, Muhammediye, mızraklı ilmihal. Evet. Şimdi bunların gerçekten ilmi bir değeri var mı yok mu bunu tartışmayalım. Ama şunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. O koskocaman millet asırlardan beri bu kitaplarda bir araya geliyordu. İşte mesela işte Kur'an-ı Kerim'i okumayı mutlaka öğrenir insanlar. Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen harekeli olduğu için o metinleri de okurlardı. Hı hı. Dolayısıyla bazen tartışmalar oluyor. Ya Osmanlı Türkçesinin okuyanı çoktu, yazanı yoktu. Onun çeşitli sebepler vardı. Çok güzel. Şimdi bu insanların birbirine kafa olarak yakın olmasının milli birlik ve bütünlükte o kadar büyük tesiri var ki. İşte bugün bizim çektiğimiz sıkıntıdan biri şu. Bugün Türkiye'de hemen hepimizin gençlik olarak yahut da orta yaşlı olarak mutlaka okuduğumuz ve okumamız gerektiğine inandığımız bir kalem var mı yok mu? Bunun cevabı kötü olduğu için vermiyorum. Hatta rahmetli Kazım Karabekir Paşa İstiklal Harbi'nden sonra artık devlet kuruluyor, teşekkür etmiş. Bu eskiden kalma Kerem ile Aslı, işte Ferhat ile Şirin gibi daha diğer eserleri yeni bir dünya şeyinde, anlayışında, şimdiki tabirle yeni bir vizyonda tekrar basalım, geliştirelim ve halkımız bunları okusun demiştir. Evet. Çünkü müşterek metinleri olmayan, müşterek metinleri okumayan insanlarda milli birlik temin etmek imkansız derecesinde zordur. Bugün Almanya'da Göte deyince herkes bilir. Bizim Türkiye'de Mehmet Akif Ersoy gibi o tehlikeli zamanların içinden gelmiş, her bir sözü bir feryat, her bir sözü bir vecize olan şairimiz müştereğimiz değildir. Evet. Yani maalesef. Biz ideolojiler bize öylesine kötü tesir etmiş ki ya can damarımızı elimizle koparıyoruz. Evet. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla o sosyal hayatta işte mesela evliliklerde de öyledir. İnsanlar standarttır. Delikanlılar standarttır, kızlar standarttır. Çoğunlukla da işte evlendireceği zaman oğluna bir şey sormadan hemen kız bakmaya çıkarlar. Neden? Ya kızdan beklenen, yani gelin olacak kızdan beklenen bazı şeyler var. Arazideki işleri yürütsün, çoluk çocuğuna baksın, çamaşır yıkasın, yemek pişirsin. Temelde yani beklenen bu. Ha şimdi modern çağ başka şeyler ister, ona karıştırmayalım. Ama o günün şartlarında istenen ve aranan buydu ve çocuklar da zaten buna göre yetişiyorlardı. Evet. Ben 4 yaşında, 5 yaşında o arazi şartlarında çalışmaya başladım. Çünkü öküzleri işte babalarımız koşar, onların dinlenme ve şeyleri de otlatmaları da bize düşerdi. Dolayısıyla çocuğun olmadığı yerde rehberlik olmaz. Çünkü ben olmasam 5 yaşında bir çocuk olarak babam oraya gidecekti. Nasıl dinlenecek adam? 18 saat o özellikle işlerin sıkılandığı işte hüzün gelmeye başladığı zamanlarda babalarımızın 18 saat çalıştıklarını hesaplamıştım. Vay, vay, vay. Evet. Vay. Sevgili hocam yani gerçekten aslında hikaye gerçekten çok etkileyici. Anlattıklarınız çok örnek cümleler. İnşallah konuşmaya devam edeceğiz ama daha işte eserleriniz var, Libya var, Erzurum var, İstanbul var. Bunların hepsini konuşacağız ama kısacık bir ara verelim. O aranın ardından devam edelim. Ne dersiniz? Memnuniyetle efendim. Sevgili seyircilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz.
Sevgili seyircilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Libya'daki Osmanlı arşivleri konusundaki dünyadaki önemli uzmanlardan bir tanesi Ebu Bekir Subaşı Hoca, araştırmacı yazar hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam, biz daha Erzurum'a yeni geldik. Evet geldik, evin bacaları, evin kapıları, pencereleri açıktı, kilimlerle, perdelerle örttük, yaptık. Peki hemen ertesi gün yapıldı mı, tamir edildi mi şeyler, kapılar, pencereler takıldı mı? Bu öyle kolay bir iş değil. Evet. Yani o günün şartanesinde pimapen zamanındayız. Ölçüleri veriyorsunuz, testereler, bıçaklar derken hemen gelip takılıyor. Fakat o zaman hepsi ağaçtan yapılıyor ve o eski şeyler, alet edevat. Bir de vasıtalar şimdi çok hızlı. Önceden işte at arabası en iyi taşıma aracı. Evet. Bir de Erzurum'un biraz dışında, yani bizim mahallemiz önce Soğukçermik köyünün sınırları içinde olduğu için aslında gecekondu. Fakat Erzurum'daki o zaman çarşı ağası derlerdi zabıtaya. Çarşı ağası müdahale edemediği için burada bir yer yapıyorsunuz. Normalde Erzurum'un dışı, evet. Tabii dışında, kenar mahalle onun için. Şimdi hala evet. Kenarda kalan bir mahalledir. Fakat her bir günde olmadı bu iş. Ve birçok şeyi de, yani köylü vatandaş nasıl köyde bütün ihtiyaçlarını bizzat kendisi üretmeye gayret ederse, babam yapabildiğini kendi yapıyordu. Sıvayı kendi yaptı mesela. Sıva normal sıva mı yoksa çamurdan sıva mı? Yok yok. Yani beton sıva. Artık köy gibi değil hakikaten. Ama bir sıvacı olduğu için değil tabii. Yapabildiği kadar yaptı. İhtiyaçtan. Zaten o gün mühim olan bizim için o deliklerin kapanıp, İşte açılıp kapanan bir penceresi ve kapısı olmasıydı. Evet. O da kısa zamanda oldu ama biz kışla beraber yaşadık bunu. Hmm. İşte aradan epey zaman geçti. Ben hala okula başlamamışım. İşte rahmetli Ahmet amcamız vardı bizim yakın köyden. Çok da samimi bir komşumuzdu. Ya dedi, bu çocuğu sen okula niye yazdırmıyorsun dedi. Babam o kadar telaşlı ki rahmetli. O zaman dedi ki ya yazdıralım değil mi abi dedi falan. Dedi çocuğun yaşı götürelim dedi. İşte o dağda, dağ mahallesi dedik biz, Halit Paşa İlkokulu, oraya geldik. Oradan beni kaydettiler. Şimdi o kadar mahcup bir çocuk yapısı var ki bizde. Bir öğretmenimiz vardı, hayattaysa buradan selam olsun. Dedi ki adın ne? Ben Ebu Bekir diyecek yerde Bekir olarak anlayacak kadar şey yapmıştım. Adım Bekir. Hep Bekir olarak kaldı ve ta ki ilkokul diplomasını alınca nüfus kağıdına bakmasalar belki Bekir diye yazacaklardı. Evet. Böyle, fakat o biraz şöyle bir durum oldu. Biz okula geç başlamamıza rağmen diğer çocuklardan daha erken söktük okuma yazmayı. Hatta bizim bir öğretmenimiz vardı. Neden bilmiyorum. Bu Halit Paşa İlkokulu, Erzurum'u bilenler bilir. Dağ yapıldığı için olabildiğince ovanın tamamını gören bir yerdedir burası. Hmm. Ta Aşkale'ye doğru İstanbul yolunu falan bile görür. Böyle ellerini kavuşturup derslerde pencerelerden ovayı seyretmeyi çok severdi. Bu esnada da işte okuma yazmayı sökmüş olanları, okuma yazmayı henüz sökememiş olanları yanına koyardı. Ve biz bunlardan bir tanesiydik. Yani onun da nasıl olduğunu da anlayamadım. Yani A, B, C derken söktük. Böyle nasıl söyleyeyim, yani okulda şimdiki gibi İşte müdür yardımcısı sistematik olarak dersler zil çalıyor, herkes okula giriyor, işte defter, kitap. Yok böyle bir şey. Bir iki tane kitabımız vardı, Güzel Türkçe diye bir kitabımız vardı, çoğunlukla onu okurduk. Öyle defter, kalemimiz, çantamız falan da pek yoktu. Yani önlüğü olmayan çocuklar vardı. Hatta işte 30 kişilik bir sınıfta 3 tane kız olurdu. Anlaşılıyor ki, şimdi tabii daha sonra anladık ki yani çok kızlar okula gitmemişler yani. Anne babaları göndermiyorlar. Ondan sonra erkek çocuklar gelmiş, onların da şöyle bir şeyi de vardır. Şimdi mesela ilkokula gittiğinizde çocuklar arasında en fazla 1-2 yaş farkı görebilirsiniz bazı sebeplerden dolayı. Hmm. O zaman 10 yaş fark var. Yani bizim mesela ilkokulda biz abilerimiz vardı. Mehmet, Reşat diye abilerimiz vardı. Bunlar askere gitmeleri gerekiyor. Birisi at arabacısıydı. Aramızda bu kadar büyük bir yaş farkı vardı. Hiç birbirimize benzemiyorduk. Bugün görüşür müsünüz? Hiç böyle o ilkokul arkadaşlarınızdan, abilerden hiç görüştüğünüz olur mu? Çok nadir. Çok nadir mahalle arkadaşlarımıza görüşüyoruz. Aynı mahallede büyüdüğümüz, işte beraber işte mahalle kavgaları olurdu. Mesela bu şimdiki çocuklardaki psikoloji çok değişik.
Mesela biz işte o Kıbrıs Savaşı'nın vermiş olduğu psikolojik şartları da göz önüne alıyorum biraz. Cüneyt Arkın'ın o vurdulu kırdılı filmleri hep bize tesir ediyordu. Yani çünkü kavga görüyorsunuz ondan sonra. Ve mahalle arası savaşlar yapardık biz. Ondan sonra elimizde kendimize göre sopamız, köpeğimiz falan. Fakat bizden sonra o kuşak değişti artık. Yani o savaşın bitişi, yeni bir dünya, özellikle Özal'dan sonra rahmetli, yeni bir hayata girdi Türkiye. Apayrı bir dünyaya açıldık. Daha doğrusu kapıları o açtı. Doğrudur, yanlıştır ama Türkiye belli zamanlarda yeni bir dünyaya açıldı. Allah ona rahmet eylesin. Amin. Evet. Bu cennet vatanı için hizmet eden bütün devlet büyüklerimize, amin, yöneticilerimize efendim. Cenab-ı Hak vefat edenlere rahmet eylesin. Hayatta olanlara da sağlık, afiyet, amin, başarılar efendim. İhsan eylesin, amin, inşallah. Ne olursa olsun el hubbul vatan minel iman. Yani vatan sevgisi imandandır. Bizi de millet olarak diğer milletlerden ayıran en büyük özelliklerden birisi de bizim vatan sevgimizdir. Çünkü Efendimiz hadisi şerifinde bu vatan sevgisini imana bağlamış. Peki böyle okulla mesafe nasıldı, ev arasındaki mesafe nasıldı? Böyle gidiş gelişinizde işte kış aylarında işte kar, kış yani neticede orada da bir de kış ayında başladınız. Yani orada da böyle herhangi bir şey olur muydu? Yani hatırlıyor musunuz şimdi böyle? Çok doğru bir soru sordunuz. Az önce dedim ki biz Erzurum şehrinin dışında bir mahallede yani köy arazisi içindeyiz ama okula şehrin içine gelmek yani şehire dahil olan bir yere gelmek zorundayız. Ve biz düz arazide bulunuyorduk. Yani Erzurum Ovası'nın Karga Pazarı tarafında bulunan dağın eteğine yakın bir yerdeyiz. Halit Paşa İlkokulu da yukarıda dağda. Dolayısıyla orada zaten bir vasıta diye bir düşünce de söz konusu değil. İster istemez orayı yaya gider gelirdik. En büyük sıkıntımız köpeklerdi. Yani şu şeyde karın üzerinde yaşamayan insan bilmez bunu. Köpekler saldırır. Yani evet, aşk kalmışlar. Hani şeyde affedersiniz hayvanı. Bizim orada da hak it ittiğini yapar derlerdi. Evet. Köpektir. Yani neticede saldırması da çok garip karşılanmazdı. Evet. Öyle aşı maşır kimsenin aklına geldiği yoktu. Çocuklar bile aşı yoktu. Oradan gidip gelirken en büyük problem oydu. Küçüğüz. Birkaç defa da böyle şeyler olduysa da ya biz o zor şartlar içinde yani köpek bana doğru gelirken benim köpeğin üzerine yürüdüğüm ve kaçırttığım çok olmuştur. Evet. Peki şey mi grup mu giderdiniz bu vesileyle böyle birbirinizi korumak için mahalle arkadaşlarınızla grup olarak mı gidip gelirdiniz? Yani öyle olması gerekirdi ama maalesef öyle olmuyordu. Sebep şuydu, okuldan kaçma diye bir mesele vardı. Bizim işte nispeten bizden 1-2 yaş büyük olan abilerimiz, ablalarımız kafalarını estiği zaman okula giderler, esmediği zaman gitmezler. Hatta kar bastırmadan okula gelmeyenler vardı. Eve gelince nasıl yapıyor? Diyor ki ya o kadar güzel şeyler yaptı. Öğretmen en çok beni seviyor. Fakat bu ne zaman kıyamet kopar? İşte kış gelir. Evet. Ondan sonra artık dışarıda kaçak olarak gezemezsiniz. Okula gelirsiniz çünkü orada şey var. Soba var. Bir de şey vardı o Marshall yardımlarının o süt ve şeyleri var. Yiyip içiyorsunuz, süt içiyorsunuz. İşte baba gelir, durumunu sorar. De ki benim işte oğlum falan böyle göğsünü gererek gelmiştir. Çünkü inanmıştır çocuğuna. Ya o kim falan diyor. Evet. İşte o etrafa bakıyor. Ya senin oğlun diyor yeni daha okula geldi. Bir hafta oldu geleli. O zamana kadar gelmedi hiç. Tabii evde o akşam çok şahane bir sopa merasimi kurulurdu. Ben şimdi çok gariptir. Yani mahalle arkadaşlarıma hiç benzemezdim. Dolayısıyla vaktinde gelir. Vaktinde de çıkardım. Ve çoğunlukla giderken tabii yokuşu koşarak çıkamazsınız ama inerken koşarak inerdik. Yani. İşte benim hala şimdi Allah sağlığı sıhhat versin teyzem. Oradan aşağıdan bakınca görür anneme demiş ki senin cip geliyor demiş. Çok güzel. Ya yokuştan aşağı işte biz köylü o dağlarda yetişmenin vermiş olduğu yoksa yokuştan aşağı koşamazsınız. Öyle koşarak yere giderdim. Senin bakıyorum buna. Geliyor. Bir gün kaçak yaptık. O da kaçmanın ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Onlara da mani olduk dedik. Ya kaçtık sonra yok gezeceğiz. Ya boşuna niye geziyoruz dedim yani. Peki yani onu soracaktım. Yani okula gitmeyenler acaba dışarıda bir şey mi satıyorsunuz? Bir şey mi yapıyorsunuz yoksa sadece geziyorsunuz? Nereleri geziyorsunuz peki? Yani okula gitmeyenler genelde nereler gezerler? Yani benim bir gün böyle bir şeyim oldu. Pişmanlık duyduğum, çok büyük pişmanlık duyduğum. Caddede geziyor işte
bir şey buluyor, onu bir şeyle kazıp çıkarmaya çalışıyor. Bunun içinde altın olabilir diyor. Böyle garip garip. Para var mı peki? Paranız, pulunuz var mı? Yani böyle işte çarşıya çıktığınıza göre mutlaka işte çıkarım, oradan simit alırım. İşte o zamanlar ne vardı bilmiyorum ama. O zaman babalarımız da böyle şimdiki gibi çocukların harçlığını ayırmak yahut da çocuğun harçlığa ihtiyacı olabileceğini düşünmek diye bir şey yoktu. Hı-hı. Okul kantini yoktu. Hı-hı. Fakat yani bazı çocuklar aşırırlardı parayı. Evet. Yani para kime verilir? Anneye verilir. Niçin? Yemeklik malzeme alacaktır. Çocuk ne yapacak parayı? Hı-hı. Eğer kalemi varsa, defteri varsa, ayakkabısı varsa ayağında artık onun yani para harcayacak bir yer de yoktur. Biz sadece çocuklukta işte o yolu gidip gelirken bir bakkal vardı. Naneli Hı-hı. şeker alırdık. Tanesi bir kuruş. Hı-hı. Evet. Çoğunlukla 25 kuruş verir. Naneli şeker aldık 25 tane. İşte rahmetli olmuştur mutlaka. Yaşlı bir adamdı. 25 kuruş verip alıyorsan 28 tane verirdi. Yani biraz daha böyle çok güzel. 10 kerlik yapardı. Başka da hoş. Yani cebinizde para olsa inanın harcayacak bir şeyiniz de yoktur. Yok. Yani bu o günkü sosyolojide yani ne olur sinemaya gitmek için ama cebinizde bayağı bir para olması lazım ama bizim o zamanlar sinemaya gitmeyi hoş görmezdi büyüklerimiz. İnsanı ahlaksızlaştırdığı düşünülürdü. İşte yani normalde artistler tabii bizim annelerimiz ve ablalarımız gibi giyinmiyorlar. Belki bu. Yahut ne bileyim dışarıdan gelen insanlara, şeye buluşlara bizim halkımızın önce bir mukavemeti vardır. Evet. Tiyatroda hala bizim Anadolu'da tiyatro olması gereken yerde hala değildir. Halbuki tiyatroyu güzel kullanırsanız güzeldir. Sinema çok mühimdir. Mesela bizim sinema sektöründe şimdi diziler var ama bir İstanbul Fethi, işte bir Kadisiye ayarında, bir Ömer Muhtar ayarında bir İstanbul Fethi filmi mutlaka ve mutlaka yapmamız gereken bir şeydir. Bizim abilerimizden birisinin bir Mısır hatıratı vardır. Diyor ki bir İstanbul Fethi filmi gelmiş diyor. Mısır'da biz de öğrenciyiz. Gidelim dedik. Gittik. Öyle bir film çıktı ki karşımıza, ya seyretmeye değer, yazık oldu paramıza dedik. Fakat biz orada başka bir şey seyrettik. Şimdi diyor Mısır'da diyor halk Hristiyan ve Müslüman olarak iki ayrı olduğu için sinemaya girişte sağ tarafta Müslümanlar, sol tarafta Hristiyanlar otururlar. Evet. Şimdi filmde tabii sahneler var. Türkler orada yürüyorlarsa Müslümanlar ayağa kalkıyor, alkışlıyor. Öbürleri şey yapıyorlar. Oturuyorlar. Yuh çekiyorlar. Evet. İşte şeyler olursa Bizanslar surlara doğru yürüyünce de bu defa öbürleri yuh çekiyor, bunlar alkışlıyorlar. Biz diyor sadece iki taifeyi seyrettik orada. Film seyretmeye değer değildi. Evet. Şimdi o zamanlar yani burada tabii bir vesileyle ya bunu yapmamız lazım. Evet. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Evet. Neden? Şimdi bizim Kuzey Afrika'da özellikle Balkanlar'da bize bakış açısı şöyledir genelde. Büyük ızdırap ve sıkıntı içinde olanlar nerede olsun Osmanlı der. Sıkıntısı olmayanlar Osmanlı bizi 400 sene sömürdü der. Der, evet. Bunun haklı sebepleri vardır, haksız sebepleri vardır. Ayrı bir mesele ama biz bir film yaptığımız zaman bu adet İstanbul Fethi ise seyretmeyeni kalmaz. Evet. Ve bu biraz da bir vazifedir bize, öyle Eyvallah. Düşünüyorum yani. Çok haklısınız sevgili hocam. Gerçekten bu da buradan sinema sektörüne, film sektörüne bir mesaj olsun. Ben sık sık tabii Balkanlara gidiyorum ama her gittiğimde gerçekten oradaki dostların, o gittiğimiz yöredeki insanların Türkçelerinin çok daha düzgün olduğuna şahit oluyorum. Sonradan baktım ki gerçekten onlar Türk dizilerini çok seyrediyorlar. Bugün hakikaten Türk dizileri dünyada işte 600-700 milyon insan bizi seyrediyor, bizim dizilerimizi seyrediyor. O da aslında bizim dizi yapanlarımızın üzerine ayrı bir sorumluluk yüklemesi gerekir diye düşünüyorum. Evet efendim. Yani doğru. Gerçekten öyle. Çok haklısınız. Hakikaten yani bunu işte sadece para kazanmak için değil ama bunu seyreden insanların sizin kumbaracığınıza bir şeyler damlaması var. Bir de yani sevap olarak da hata olarak da size bunun yansıması olacak. Dolayısıyla o açıdan gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor aslında buna. Libya'da bir hatıram var bununla ilgili. Kısaca müsaadenizle anlatayım. Libya'yı konuşacağız ama vardır. Anlatın. Evet. Sukut Türk, Türk çarşısı demek. Evet. Orada girdim bir yerde bir alışveriş için gittim. Adam benimle ilgilenmiyordu. Televizyona bakıyordu. Televizyonda Kurtlar Vadisi. Evet. Vadi Ziyap diye çevirmiş evet. Arapçaya. Sonra ben bekledim, şaşırdım da yani. Sonra değilse bir ara döndü tekrar. Alışverişimiz bitti, geldim. Bir gün bir şeyle, Iraklı'yla karşılaştığımızda dedim ki ya bu Araplar niye bu kadar bunu sevdiler? Dedi ki oradaki kahraman, baş kahraman bizim de kahramanımız dedi. Bak evet. dedi,
Kasım Süleymani diye bir adam var diyor. Evet. Onu tabii sevmiyorlar. Evet. O bir gün ölecek ama bu sinemadaki kahraman ölmeyecek. Bizim kahramanımız hiç ölmeyecek dedi. Ha, çok yani güzel. Onların kendi açısından baktıkları çok garip şeyler var. Biz bunu düşünemiyoruz baştan. Evet. Evet, gerçekten öyle. Peki hocam, ilkokul, ilkokula gitmeden önce böyle köyde, camide imamı var mıydı köyünüzün, caminin imamı var mıydı? Orada böyle hiç hani yaz aylarında böyle fırsat buldukça anne baba çocukları gönderir miydi camiye? Siz böyle bir altyapı oldu mu hiç dinle ilgili, tedrisatla ilgili? Vallahi şimdi şöyle, o tarihlerde hakla imam tutmak diye bir tabir vardır köylerde. Hı hı. Tutulan hocaların ücretini işte ürettiği şeylerden çoğunlukla. Hı. 16 tane tezek, 3'er kile işte buğday vesaire. Yani hocalar ihtiyaçlarını karşılarlardı, sıkıntı yok. Ama hakla tutma şeklinde hocalar vardı. Onların da çocuk yetiştirmek nasıl olur diye, yani pedagoji bugünkü modern manasıyla, öyle bir dertleri yoktu, öyle bir eğitimleri de yoktu garipler. Bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı evet. Ve ben çok garip bir şeydir. Falakaya yatırırdı hoca. İşte ben Erzurum'a taşınmadan önce bir müddet gittim. Oturuyoruz. Fakat bu falakayı biz yani normal hayatın şartlarından zannediyoruz. Yani o niçin yapıyor bunu bilmiyorum. İşte halife denen iki tane büyük çocuk olur. Bunlar sırayla işte biz oturuyoruzdur. Sırayla getirir, ayaklarını kaldırırsın. Adam işte sopayla vurur. Fakat ayaklarımızda şeyler vardı, yün çoraplar vardı, annelerimizin ördüğü. Evet. Ondan dolayı bir tesir etmezdi. Yani adam da bizi acıtsın diye vurmazdı aslında. Hı hı. Niye vuruyor? Alışkanlık haline geçti. Bir gün yani orada demek ki uyanış biraz erkenden başladı. Bir gün tekrar beni aldılar, vurdu. Oralı olmadım. Ben oturdum yerine. Lan biz bu dayağı niye yiyoruz diye ben ağlamaya başladım. Evet. Öyle ağlıyorum ki ya gözlerimden böyle sicim gibi yaş dökülüyor. Sonra hoca bu defa dedi ki getirin şunu bir daha dedi falan. Fakat ben getirip götürmekle ilgilenmiyorum. 500 defa vursun. Ama neden yiyoruz bu dayağı? Hı hı. Ondan sonra baktı bırakın dedi. Öbürlerini de bırakın dedi. Evet. Şimdi sonra yıllar sonra işte bizim 20'li yaşlarına geldiğimizde bu hocayla Erzurum'da bir yerde karşılaştık. Aa, güzel. Sonra hocam işte ben sizin eski öğrencinizim falan dedim. Biraz konuştuk. Sonra baktım ki ya yanlış yaptık dedi. Adam gibi bir meslek sahibi olmadık. Ne imamlık dedi ya. Yani adam böyle psikolojik olarak imamlığa ya da çocuklara ders vermeye hazır bir adam da değilmiş malum. Evet. Büyük ihtimalle işte büyük arazisi şuyu buyu olmayan, geçim kaynağı olmayan insanlar işte teşvikle hafız oluyor. Bizim orada bilirsiniz hafız olduktan sonra namınız göklerdedir. Hı hı. Yani öyle hafiz derler. Hafiz, evet. Böyle, hafiz. Hafiz derler. Bütün Erzurum'un her tarafında bu böyledir. Hafız olduktan sonra zaten direkt imamsındır. Evet. Fakat hakikaten bir yetişme falan yok. Fakat işin şöyle bir tarafı var. Ya insanlara bunlar örnek oluyordu. Bunlar olmasa ne olacaktı insanlar? Yani ben şeyin Tolstoy galiba onun bir sözünü çok tutarım. Diyor ki dinsiz köylü bir yaban domuzudur der. Yani biz bunların şimdi aleyhinde bunu falakaya yatırıyordu. Ya bırakın yatırmasını. Fakat bu insanlar bir şekilde insanlara kötü de olsa eksik de olsa bir örnekti. Bu örnekler olmasa köylü ne yapardı sizce? Evet. Ya dolayısıyla bizim mesela o arazide insanların ahlakı fevkalade yüksekti. Mesela işte kadınlar dağda tarlaları biçerler, erkekler çoğunlukla düz arazideki çayırları tırpanla biçerlerdi. Kadın tırpanı çekemez yani. İşte dağ şeyinde, çalışmalarında yakında bir erkek varsa kadınlar kendilerini emniyette hissederlerdi. Çünkü kurt olur, kuş olur o da yani bu şekilde bir başka köyden herhangi bir şey falan. Yani böyle ahlaken yüksek. Eğer burada bir erkek varsa biz emniyetteyiz, bir şey olmaz, çağırırız falan. Tertemiz bir şeydir, ortamdır orası. Eğer bir yanlış olursa beyaz üzerindeki siyah leke gibi hemen görünür ve mutlaka neticesi olur. Eyvallah. Böyle bir sosyoloji vardır orada. Düşünüyorum şimdi o adam olmasaydı bizim babalarımız, amcalarımız kim örnek olacaktı? İşte adam bayram namazı kıldırıyor, cuma namazı kıldırıyor. Ondan sonra Ramazanlarda işte vaaz ediyor, şu bu. İyi kötü bir şeyler. Hatta o zaman Ramazan vaizleri vardı, tutardı köylü. Eğer hoca vaiz değilse, yani vaaz etme kudreti yoksa onları tutarlardı. Ondan bir şeyler öğrenirlerdi.
Şey de yoktu hocam, yani Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim meali de yoktu, Kur'an da yoktu. Hatta bazı hocalarımız anlatırken işte bir Çorum'da işte dini kitap satan tek bir yer vardı. Orada işte bulunursa orada bulunur, basılmazdı da yani böyle çok fazla şey de yoktu. Hakikaten insanlara matbu eserler, yani kitap anlamında, dini anlamda okuyabileceğiniz sureler, surelerin açıklamaları, dualar, böyle bir şeyler de yoktu. Ama bakıyorum yani böyle sizin gibi hocalarımızla konuşurken ne öğrendiysek, yani namaz, sure, dua olarak ne öğrendiysek, o zaman o zor şartlarda dahi olsa o öğrendiklerimiz diyorlar. Diyorsunuz daha doğrusu. Gerçekten öyle. Çünkü ondan sonra okullarda da yoktu böyle bir şey. Yani okullardaki din derslerinde falan da yoktu. Daha sonradan tabii şimdi artık tatbikatı bir şekilde. Dolayısıyla bugünkü nesil o açıdan çok şanslı. Bir defa yani herkesin cebinde Kur'an-ı Kerim var. Telefonunda evet, Kur'an-ı Kerim evet, var. Çok yani. Büyük nimet evet, bunlar. Çok, gerçekten çok, çok büyük nimet. Yani siz yani üniversite bitinceye kadar cep telefonunuz oldu mu üniversite? Ne zaman? Telefon sadece babamın iş yerinde vardı. O da herkesin yok, işi şey, yoktu. Yok şey cep telefonunuz ilk ne zaman aldınız? Yani o yani zaman 90'lardan sonra 94 falan diye hatırlıyorum. Evet. İlk cep telefonunu o zaman aldık. Hatta yani ilk zamanlar böyle ya bu iş güç sahipleri için mutlaka gerekti ama bizim gibi işte sabah git akşam gel işi yapanlara çok mu lazım diye böyle bir düşünce hasıl olmuştu. Ama daha sonra işte acilen bir mesaj dairede falan çalışıyorduk ama aynı zamanda yabancı dil hususunda yardım istendiği zaman işte heyetler geliyordu. Ya da biz arşivcilik olarak sempozyumlar yaptığımızda kullanılıyordu bu şekilde. Biz evet. gönderiliyorduk. Bunun için işte acil çağrılmak için bir yere bir cep telefonuna ihtiyaç evet. var. İşte bir heyet gelmiştir, o heyet karşılanacaktır. O zaman anladım ki yok, cep telefonu artık vazgeçilmez oldu. Evet, gerçekten öyle. Peki sevgili hocam, öğretmeniniz kaç sınıf vardı? Yani bazı hocalarımız yine anlatırken böyle 5 sınıf biz hep bir aradaydık diyor. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4-5 hep yan yana. İşte hatta abiler bazı işte ilkokul 5'teki abiler küçük sınıflara onlar kalfalık da yapardı. Öğretmene yardımcı olurlardı falan. Sizde de böyle hiç öğretmeninizle şeyi konuştunuz mu hiç? Geleceğinizle alakalı ne olacaksınız, ne yapacaksınız falan hiç öyle bir şeyler konuşur muydunuz? Bizim Erzurum'da yani benim okuduğum ilkokulda sınıflar ayrıydı. Hı. Yani birinci sınıf, iki, üçüncü, beşinciye kadar ayrı. Fakat bizim öğretmenlerimizin bazıları bize çok fazla tesir edebildiler. Yani hı hı. biz zaten böyle nasıl söyleyeyim, yani bir Erzurumlu doğuştan asker gibidir, doğuştan vatanseverdir. Yani ona bir garip bir şeydir. Yani bize kimse vatanseverliği öğretmiş falan da değil. Evet. Biz bunu cibilliyeten ders almışız. Böyle bir durum da var. Yani bu başka bir cevher. Evet. İşte Nurten Liman diye bir öğretmenimiz vardı. Hiç unutmam. Belki onun o şeyleri bize bir teşvikçi oldu. Bu Yunanistan hani ara sıra böyle şeylerin hep devam eder. O zamanlar da İzmir'i kendi toprakları içinde göstermek gibi böyle hı-hı. harita oyunları falan vardı. O da şuurlu bir kadındı. Bir gün işte okulda iken birinci ders bitti, ikinci derse girerken elinde bir gazete. Hı hı. Kendisi de çok öfkeli. Evet. Geldi ve masanın üzerine gazeteyi şöyle vurdu. Dedi ki, bakın dedi siz çalışmayın dedi. Tembellik yapın dedi. Hiçbir işi okumayın dedi. Adam olmayın dedi. Hı hı. Bakın Yunanlar dedi İzmir'i kendi toprakları içinde gösteriyorlar. Artık size kaldı bu iş dedi falan. Biz o zaman... Ha, ne kadar güzel. Hatta o öyle bir garip bir şey ki Kıbrıs Savaşı patladı. Biz o zaman 11 yaşında falanız. Hatta o zaman arkadaşlarımız vardı böyle hepimiz köyden gelmişiz. Yani işte şehir hayatı yaşıyoruz. Ya şu anda biz Yunanistan'a sınır olsaydık ne güzel olurdu. Gider Yunan çocuklarını döverdik çok falan. Çok güzel, çok hoş. Yani öyle bir şey işte o çocuklar bir bakarsın işte çimento torbalarından kendilerine kılıç kalkan işte zırh yapmışlar falan filan. Büyüklerimiz de onları böyle bir zevkle seyrederlerdi. Evet. Yani görsel şölen diyorlar ya şimdi. Ne kadar güzel. Çok fakat köylerde durum böyle değildi. Evet. Yani köyde bir tane öğretmen oluyor, bir tane sınıf oluyor, herkes orada. Evet. Oradaki durum farklı tabii. Evet, biz gerçekten. Erzurum'daki imkanlar güzeldi. Aslında yani Hollanda'da tabii çok uzun yıllar, ben bir gurbetçi ailesinin çocuğuyum. Yani Hollanda'da yaşamış bir gurbetçi ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla böyle zaman zaman da hep Hollanda'ya atıfta bulunuyorum. Yani Avrupa'ya, gurbete atıfta bulunuyorum.
Hollanda'daki kütüphanelerdeki şeylerde, haritalarda Erzurum'dan ötesi hep Ermenistan, tabii İzmir, yani Türkiye, onlar hep şeyleri de öyle bir algı yaratıyorlar, meydana getiriyorlar falan. Hoş bir şey değil. Yani bir ülkenin böyle topraklarıyla, sınırlarıyla, haritalarıyla oynamak falan çok hoş bir şey değil. Yani ortada bir gerçek var, bir Türkiye gerçeği var. Bugün dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi ne olursa olsun. Yani onun sınırlarını, onu oraya yazmak, bunu buraya yazmak artık geçmişte böyle yapılanlar gibi şimdi öyle çok kolay değil yani. Ama gerçekten ben de öyle çok haritalara rastladım şeyde, Hollanda kütüphanelerinde. Baktım ki Erzurum'dan ötesi Ermenistan'a ait falan da böyle sınır falan deyince. Evet. Şimdi yaramıza tuz bastınız. Evet. Biz şimdi bu Batırlıların yazmış olduğu bazı kitapları ister istemez çalışmalarda bakıyoruz. Çok incitici oluyor. Evet. Yani onların Büyük Ermenistan dedikleri bir yer var. Evet. Hani siz yine Erzurum'u ötesini dediniz. Bu Büyük Ermenistan dedikleri şeyden başlıyor. Mersin Limanı'ndan başlıyor. Bugünkü Ermenistan'ın yukarı taraflarına kadar gidiyor. İran'ın bir kısmını da içine alıyor. Evet. Yani kocaman tarihçi hesapta. Bundan 300, 500, 700, 800 sene her ne ise o coğrafyayı anlatırken Büyük Ermenistan diye bir laftan bahsediyor. Yani evet. Güzel kardeşim ya, böyle bir Ermenistan hiçbir zaman olmadı ve yok. Evet. Şimdi Ermenilerin kendileri biraz yapı olarak hayalperesttirler. Hayalleri çok geniştir. Hı hı. Yani onları belki de bu milletle 800 senelik bir dostluktan sonra sürtüşmeye diyelim iten sebep biraz hayallerinin çok geniş olması. Eyvallah. Yani ne kadar gücün varsa o kadar fazla şeyin vardır. Netice alırsın. Şimdi onların böyle bir iddiada bulunması yahut da diaspora dedikleri zevatın işte daha doğrusu Ermeni halkının, Ermeni neslinin tükenmesini önlemenin yollarından birisi onları Türk düşmanlığı yüklemektir. Evet. Bunun bir de böyle bir garip tarafı var. Dolayısıyla bu özellikle Ermeni halkı için kötü bir durum. Evet. Çünkü yani bugün eğer bu Türk Birliği dediğimiz şey dünya yeniden bir kurulup yeniden bir işleyecek olursa ya sizin 800 yıl beraber bu yaşadığınız hatta İstanbul'a Ermenileri getiren bizim atalarımızdır. İstanbul'un fethinden önce eyvallah. Bizans kovmuştu onları. Eyvallah. İşte Ani onların yıkılmış harabeleridir. Selçuklular geldikten sonra normal bu halkın içinde bulundular. Eyvallah. Sonra da İstanbul'a gelip yerleştiler. Hatta burada hatırladım. Bizim Osmanlı Devleti işte halk bir Osmanlılık, hepimiz Osmanlıyız bayrağı altında toplamaya teşebbüs ettiğinde böyle bir siyasete ihtiyaç olduğunda Rumlar buna itiraz etmişlerdir. Neden? Ermeniler bizim aynı seviyede değiliz ki. Eyvallah. Nasıl olur da onlar bizim gibi vergi öderler falan. Şimdi böyle bir durum vardı. Yani sahip çıktı bu devlet ve eyvallah. Varlıklarını korudular. Osmanlılar zamanında varlığını mutlak surette koruyan Tebai Sadık'a bugün eğer Türk düşmanlığı olmasa yok olmaya tehlikesiyle karşı karşıya kalmış bir kavimdir. Evet. Sevgili hocam, şimdi aslında yani yurt dışında zaman zaman tabii gerçekten böyle bunu düzgün bir şekilde ifade eden şeyler de var. Yani o Ermenilerin içerisinde gerçekten çok düzgün insanlar da var. Elbet. Hakikaten Türk olduğunu böyle gururla Türk olduğunu ifade eden insanlar da az da olsa yok değil. Sevgili hocam, bu ilkokul yani gerçekten böyle tabii hatıralar çok önemli. Bu sizin hatıra programınız, bu sizin biyografi programınız. Dolayısıyla teşekkür ederim. Yani konuşmadık bir şey de kalmasın istiyorum. İlkokul, daha ilkokula gelmişiz. Yani programımızda yani evet bir buçuk saati geçmiş, aşmış. O yıllarda, böyle o ilkokul yıllarında Erzurum'a geldiniz. Değişik bir çevre tabii. Şehir, bir renkli bir hayat. Ne olursa olsun köye göre. Evet. Şeye gelmeden önce, Erzurum'a taşınmadan önce hiç daha önce gelmiş miydiniz babayla? Evet. Gitmiş miydiniz? Gelmiştim Erzurum'a. İşte annemizin bir sağlık problemi dolayısıyla o vesile gelmiştik. Erzurum'u gördüm. Çok değişik geldi bana. Çünkü bizim köylerdeki evlerimiz böyle bir insandan, uzun boylu bir insandan biraz yukarıdadır. Evet. Çok uzunsa zaten onun boyundadır. Tabii Erzurum'da üç katlı, dört katlı apartmanlar var. Ve ben o sıralarda şeyin ad ve soyad arasındaki farkı bilmiyorum. Hı hı. O zaman karayolları bizim köyümüze yol yapıyordu. Şef babama bir emanet verdi.
Bizim hanıma dedi bunu Erzurum'da götür. Hanım da meğer şeymiş, ebe ve bir muayenehanesi var. Hiç unutmuyorum adını, Muazzez Demirkıran. Bu Demirkıran şeyi o kadar bana garip geldi ki, lan bu kadın demiri mi kırıyor? Evet. Ve o zamanlar kadınların giydikleri ayakkabılarda çelik topuklar vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ya, topuk çelikten. Evet. Hatta Beyoğlu hanımlar özellikle topuklu topukları çelikten ayakkabı giyerler. Kullanmak gerektiği zaman onlarla saldırırlarmış. Yani çünkü kafayı bir de delecek kadar müthiş bir şeydir o. O şekilde bir elbiseyle ilk defa geliyor. Uzun topuklu, yani yüksek topuklu ayakkabıyı ve ondan sonra pardesörlü kadını ilk defa görüyorum. Ve geldi işte emaneti babam kendisine teslim etti. Kadın da bir heybetli geldi bana. Yani hala gözümün önünden gitmeyen bir manzaradır o levhada Muazzez Demirkıran. Evet. Ondan sonra orada işte şeye gittik. Babam rahmetli lokantaya götürdü. Ben lokanta falan bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Dışarıdan birisi bir yere geldiği zaman o misafirdir. Karnı doyurulur. Evet. Çünkü biz hep ama parayla yemek yendiğini parayla falan. Parayla yemek yendiğini bilmiyorum. Neyse kuru fasulye istedi babam. Geldi tabak büyük, kuru fasulye az. Aslında az değil ama köylü çocuğuyuz biz. Oturduğumuz zaman yani çocuk da olsak büyük insan kadar yemek yiyoruz. Çok çalışıyoruz çünkü. Yani mesela insanlar çoğunlukla etin yağından kaçarlar. O arazide çalışan adam etin yağını da yer. Çünkü evet. Enerjiye çok ihtiyaç vardır. Evet. Ondan sonra yedik. Ya kendi kendime diyorum ki daha yok mu? Bir şey de söylemiyorum ama. Evet. Sonra babam para verdi. Ya bu şey nasıl bir yermiş yani? Yemek yiyorsun, para veriyorsun. Para evet. Biz hiç kimseden para almıyorduk. Böyle bir şey mantığı yoktu. Bu vesileyle geldiğim işte tavuk üstü pilav. Pilav üstü tavuk daha doğrusu. Nasıl olduğunu orada gördüm. Köyün yemekleri farklıdır biraz. Cadde farklı. Bana apayrı bir alem gibi geldi. Yani sanırım ki burada kaybolacakmışım gibi. Çok güzel. Daha sonra da baba tabii böyle Erzurum'a taşınacağız deyince sizin hoşunuza gitti mi? Helal olsun. Yani köyden kurtarmak adına hatta o şekilde tabir ederlerdi. Yani o meşakkatten, komşular arasındaki dedikodulardan. Ben biraz açık konuşmayı severim. Yani insanlar birbiriyle hırıltılı gürültülüdür köylerde. Evet. Tatsızdır. Bizim oralarda fakat şöyle bir güzel taraf vardı. Böyle kavgalar kan davası gibi olmaz. Evet. Silah falan kullanılmaz. Ve kavgalarda ufak tefek yaralanmalar olsa da insan ölmez. Evet. Fakat biraz daha Erzurum'un çevresinde olan coğrafyalardaki manzaralar ve aldığımız haberler beni çok üzüyor şahsen. Onu söyleyebilirim. Eyvallah. Ben Malazgirt'e bir vesileyle gitmiştim. Orada milletvekili olan arkadaşla karşılaştığımızda o taraflardan dedim ki ya çok hoşuma gitti. Yani Malazgirt'te o suyu, o toprağı, o yapı yapmaya müsait taşı görünce ya gurur duydum. Ne kadar güzel. Bizim o arazimizde, bizim köylerimizde böyle bir şey yok. Ya hocam öyle bir taşlı var ki kesme taş bekliyor orada. Alın hemen yapıya koyun. O şekilde ne güzel. Kadar ikisi, evet. Dedi ki ya dedi onların hepsi güzel ama görünüş seni aldatmasın dedi. Çünkü dedi bizim burada iki tane bela var. Terör gelince kan davası duruyor. Terör gelince kan davası başlıyor dedi. Bizim için değişen bir şey olmuyor dedi yani. Dolayısıyla büyüklerimiz inşallah bunlara da bir helal bulundu. Yani evet. Helva gibi toprak yani köyünün evet, tabiriyle. Evet gerçekten öyle. Ama işte hepimizin kimisi dağ taş, kimisi düz arazi ama işte bazı anlaşmazlıklar. Keşke bunlar olmasa bizim hakkımız iyidir. Ne olursa olsun inşallah bu millet her şeyin üstesinden gelecek. Ben ona inanıyorum. O da inşallah en kısa zamanda bu ülkenin başından gidecek. Tabii yani şey değil. Yani o bölgede işte insanlar şöyle yapıyor, böyle yapıyor değil. Dış destekçiler var. Bu Türkiye'nin büyüklüğünü hazmedemeyen insanlar var. Yoksa onlar öyle 3-5 tane terörist hiçbir şey yapamaz bu ülkede öyle. Elbette, kolay değil. Elbette. Ama bir bakıyorsunuz arkasında süper güçler var. İşte bir bakıyorsunuz Avrupa ülkeleri var. Belki de bunların bir kısmı Avrupa pasaportu taşıyor. Yani oralarda hakikaten yani ben de 90-91 yıllarında bir göç bu Irak'tan gelen... Işık Veren Vadisi var. Orada bu Hayri Kozakçıoğlu'nun da olağanüstü hal bölge valisi olduğu dönemde, rahmetli Özal döneminde. Ben de orada işte Hollanda'dan gelmiştim. Orada bir televizyon programı yapmıştım falan. O Işık Veren Vadisi'nde böyle 10 kilometre karelik arazi içinde böyle 700-750 bin insanı gördüm. Yani zor bir bölge ama... Yani Türkiye gerçekten böyle herkesin gözünün üzerinde olduğu, herkesin kıskandığı bir ülke.
Bunları inşallah bu ülke, bu cennet ülke bunların hepsini halledecek. Bunların hepsinin üstesinden gelecek inşallah. Sevgili hocam, o yıllarda bu ilkokul, yine ilkokul diyorum yani ilkokul çıkamadık oradan ama o çocukluk yıllarınızda böyle gerçekten örnek aldığınız, sevdiğiniz bir büyük, aile büyüğü olabilir ya yani komşularınızdan olabilir, var mıydı, kimler vardı? Onları da konuşalım. Evet, amcamın kayınbiraderi vardı rahmetli. Ben ondan çok etkilendim. Ne iş yapardı? O zamanlar ta Mısır'a kadar gitmiş, oralarda okumuş. Sonra gelmiş bir yerlerde müftü yardımcılığı yapmış. Böyle devlet memuru şeklinde ama din hizmetlerinde bulunan bir insan. Fakat o hiç bizim öbür hocalara hiç benzemezdi. Yani bir şekilde ders aldığımız, işte Kur'an öğrendiğimiz yahut da başka hocalar vardı ama bu farklı bir adamdı. Yani dünyada siyasetten de, tarihten de bahseden, işte o bizim şimdi bilmiyorum ne kadar okunur. Eskiden medreselerde usul ilmi okurlardı. Yani hadis, hadisin önce usulünü, tefsirin usulünü, kelam vesaire. Bunlar usulünü öğrendikleri için o mantık bilimleri bu insanların zihninde yerleştiğinde hayata bakışlarında da bir denge ve ifade kudreti oluyordu. Mesela onunla oturduğumuzda biz çoğunlukla işte ayet, hadis anlatmazdı. Başka şeyler söylerdi. Çok güzel. Ondan sonra işte hakkı, bu milletin çocuklarının hakkını nasıl yiyorlar? Nasıl bize tasallut ediyorlar falan. Onun gibi uyanışın ilk nüvelerini o zaman görmeye başladım. Ve şunu fark ettim. Adamın kıymetini kimse bilmiyor. Yani yapı itibariyle de ayağı uygun olmadığı için yürümeye ve uzak yerlere gitmeye de çok müsait değil. Çok da halkın içine karışmıyordu. Ama yanına gelen insanlara bilgisinden hakikaten cömertçe sarf ediyordu. Bana karşı da çok bir muhabbeti vardı rahmetli hakikaten. Bir şeyler olacak diye herhalde ümit ediyordu. Ve yani kapısını çalıp da ondan sonra sohbetini dinlemeden ve bir şeyler almadan gittiğimiz hiç olmadı. Eyvallah. Sonra benim şeylerim de oldu. Sanayide işte çıraklık hayatım oldu benim. Ha, güzel. Hiç boş durmazdık. Erzurum'da işte dayımla bizim ortak bir demir doğrama dükkanımız oldu. Ben önce demir doğrama dükkanında çırak olarak başladım. Sonradan ondan ayrılınca Sami Uylaş diye rahmetli bir usta vardı. Onun büyük bir atölyesi vardı. Torna tesfiye atölyesi. İşte kaynak makinelerin en üstünü falan. Yani bu adam parça imal ediyordu yani. Aa, ne güzel. Şimdi o zaman CNC tezgah diye hiçbir şekilde hiçbir şey insanların yok. Gelmezdi. Fakat bizim ustalarımız o zamanlar sadece bize sanat öğretmezdi. Yani mesela işte hatta o zamanlar usta çırağın birine sordu. Demircilerin piri kim diye. O da pir kelimesini anlamamış. Diyor ki usta biri sen biri ben diyor. Çok yani güzel. Ondan sonra böyle çok mesleklerin işte her bir mesleğin bir üstadı var, bir peygamber diye. Evet. Bunu öğretir insanlar ve onların kendi aralarında işte yaşlı olanları daha saygın ustalar. Evet. Aşağı doğru gelir ve biz çırak olarak bir kere yukarıda kalfamız vardı. Yani evet. Onun üstü şeyde ustalardır, orta çaplı ustalar. En büyüğü en büyük ustadır. Bu insanlar aynı zamanda bir eğitim, öğretim, bir talim terbiye eski tabiriyle bunu veriyor size. Yani evet. Siz bir ustaya karşı bir edepsizlikte bulunmanız falan filan böyle bir şey aklınıza bile gelemez. Fakat bu adam aynı zamanda sizin babanızdır. Çünkü babanız sizi işte dünyaya gelmenize vesile olmuştur ve büyütüp yedirmiştir. Ama terbiye sanayide ustadadır. Demirci ustası, bakırcı ustası bunların hepsi böyledir. Çünkü evet. Siz ondan hayatı öğrenirsiniz. Ve yarın işte bir dükkan açarken ustanız başınızdadır, evlenirken, nişanlıyken başınızdadır. Tecrübesiyle, evet. Bilgisiyle, efendiliğiyle. Ve hayat her bakımdan teşkilatlı bir hayattı. Evet. Mesela şimdi ben sanayilere gidiyorum. Ben çünkü o şeyleri tattığım için o havayı çok üzülüyorum. Sadece evet. Ustalar var. Yani adam işte üstüpüyü alacak. Onu bile kendisi gidiyor. Hiç çırak yok ve bunun yakın zamanda bize nasıl bir sıkıntı getireceğini de herhalde takdir ediliyordur diye düşünüyorum. Çünkü ustalar da gidiyor yani. Eyvallah.
Şimdi tabii büyük şehirlerde belki distribütörlükler vasıtasıyla yurt dışından gelen işte parçalar olur veya büyük şehirlerde üretilen ürünler olur ama tabii o zamanki ulaşım şartları, pazarlama tabii şeyleri müsait olmadığı için Anadolu'ya bunlar öyle kolay kolay ulaşmazdı. Dolayısıyla Anadolu kendi ürününü deyip yerindeyse kendisi üretirdi. Peki hocam, ortaokul da mı Erzurum'da oldu? Erzurum'da 50. yıl ortaokulu. Bize en yakın olan ortaokuldu orası. Orada işte başlayıp okuduk. Yani şimdi bizim şöyle bir durumumuz vardı. Daha önce ortaokulda okumuş olan bir akrabamız ve tanıdığımız yoktu. Dolayısıyla böyle tabiri caizse bir araziyi tamamıyla kar kaplamış, ilk o yol bulmaya çalışan ilk adamız biz. Yani hiç iz yok orada. Dolayısıyla bu okul hayatında bize yol gösteren kimse de olmadı. Yani tecrübesizsiniz. Yani daha doğrusu ilkokulla ortaokul arasındaki farkı fark edemiyorsunuz. Evet. Böyle bir şey ama orada ortaokulda şöyle bir şey hissediyorsunuz. Her dersin bir hocası var artık. Ve bu insanların her birisinin kendine göre bir bilgisi olduğu için ortaokul tabii ki ilkokula göre çok daha fazla iyi yetiştiriyor. Çünkü müzik hocası ayrı. İşte fen, edebiyat ve matematik hocası ayrı. Evet. Hayat bilgisi, böyle coğrafya. İşte Serti var, Babacan'ı var, Yumuşak Huylusu var. Ama bizim şöyle bir şeyimiz vardı, o aldığımız terbiyenin gereği. Bir kere çok büyük saygı gösterirdik. Böyle hocayla, öğretmenle atışmak, gidip onu şikayet etmek böyle bir şey mümkün değil. Yani diyelim ki bir dayak yesek, eve gelip şikayet edeceğiz, sonra ikinci dayağı yerdik. Evet. Yani işte hocanın vurduğu yer acımaz, işte şöyle böyle. Evet. Tabii bu bütün hocaların hepsinin çok iyi olduğu manasına gelmez ama bir iki tane iyi hoca oldu da siz örnek alabiliyorsunuz ondan. Eyvallah. Yani iyi örnekler. Şeyde ortaokulda böyle hiç unutamadığınız bir hatıranız, coğrafya dersiyle ilgili var mı böyle sizinle alakalı bilgileri karıştırırken böyle bir şiir yazmanız ortaokulda mı olmuştu? Evet. Var mı öyle bir şey? Evet, vardı öyle bir şey. Evet. Nasıl? Şimdi bizim coğrafya hocamız vardı. Böyle bir de nasıl söyleyeyim, böyle pala bıyıklı, efe vaziyette de bir adamdı. Çok seviyordum ben onu. O da böyle tatlı sert bir adamdı. Kimseye de dokunmazdı. Dedi ki, bakın dedi, Türkiye haritası dedi, 40 puan. Evet. İyi çalışın. Türkiye haritasını güzel çizen şey yaptı dedi. 40 puan aldı. Evet. Biz de tabii hemen çalıştık onu. O resim de hep zihnimizdedir. Yani o vatan sevgisinin vermiş olduğu bir şey var. Şimdi de ayrıntısına kadar çizebileceğimi düşünüyorum. Çalıştık fakat sorulardan çıkmadı. Ondan sonra ya şu hocaya bir şiir döşenelim dedik ondan sonra. Vay bizi harf yazdık dizi dizi. Bir hafta çalıştık haritaya, öğretmen aldattı bizi. Bunu siz yazıyorsunuz. Ya, güzel bir şiir değil ama o günün şartlarında bir ilkokul çocuğunu böyle bir şeye teşebbüs etme ama cesareti bile. Ama güzel hatırlıyorsunuz bunu sevgili evet, hocam. Yani, o çocukluk çağlarında olan şeylerin çok ayrıntısına kadar zihninde duruyor insanın. Evet. Vay bizi harf yazdık dizi dizi. Bir hafta çalıştık haritaya, öğretmen aldattı bizi. Sonra tabii okuma sırası gelince getirdi kağıdı. Önce bunu bir okudu. Kim dedi bu? Sonra ben kalktım. Ama merak da ediyorum tabii. Ne olacak? Evet. Sen dedi öğretmen odasına kadar bir gelir misin? Dedi. Eyvah. Ben tabii şöyle bir şey var hocam. Bazı şeylere teşebbüs edersiniz. Neticesini de kabullenmişsinizdir. Size dokunmaz. Ama zaferi kazanmışsınızdır. Eyvallah. Şimdi neyse gittik. Ben tabii merakla bekliyorum. Dedi ki ya gel otur dedi. Benim dedi senden başka bir ricam var. Ha, çok güzel. Benim dedi bir yeğenim var dedi. Buna şiir yazmasını hoca vermiş. Ödev olarak ben şiir yazamam dedi. Çocuğun kendi de şiir yazamıyor. Bana bir şiir yaz getir dedi. Kaçıncı sınıftasınız ortaokul? Ortaokul 1 diye hatırlıyorum. Orta 1'desiniz. 1 diye hatırlıyorum. Evet. Bunda belki şöyle bir şey var. Halkımızın sosyolojik olarak şiirden uzak değil. Mesela biz bazen babası vefat etmiş olan kızları görürdük. Ağıt yakıyor. Ya bu kelimeleri bu kız nereden biliyor? Nasıl buluyor? Yani bir yerden okumuş, ezberlemiş değil. Evet. Dolayısıyla bu işte şiirin iyi kötü maniler halinde olsun, başka sebeplerle olsun, işte orta oyunu vesilesiyle olsun, ya da bizim işte ülkemize yetişen diğer şairler şeyi de olsun.
işte kitaplarımızda okuduğumuz şiirleri ezberlemek olsun, şiire karşı bir yatkınlık var. Bunun üzerine tabii hocam neden olmasın dedik, bir kahramanlık hikayesi gibi. Yazdınız değil mi? Oldu, yazdım ondan sonra. Hatırlıyor musunuz o şiiri de? Yok, onu ezberlemedim. Çünkü beş kıtadan aşağı değildi. Bir şey mi? Konusu belli miydi? Yani bir konu vermiş miydi yoksa serbest? Yok dedi, şey yaptı. Ben de köylü çocuğuyum. Koyundan daha iyi tanıdığım bir hayvan yoktu. Evet. Koyunla ilgili bir şey yazdım ve gelip babama da rahmetli anlattım. Dedim böyle böyle oldu. Öğretmene işte ben biraz korktum ama adam böyle bir şey. Ya sen kimsin dedi, şiir yazacaksın. Çok güzel. Dedi, sana da bir tane yazayım dedim falan. Çok güzel. Böyle bir şey oldu ve edebiyat koluna seçmişlerdi beni. O şiir vesilesiyle. Sadece peki. Şiir değil. Yani edebiyata evet. Yatkınsanız. Doğru. Edebiyat kolu. Sevgili hocam, aslında ben yani bugün normalde sizinle bu programı bitiririm diyordum. Yani çünkü siz hakikaten Libya'daki Osmanlı eserleri konusundaki en büyük uzmanlarımızdan birisiniz. Dolayısıyla Libya'da bizim ecdadımıza ait, bize ait neler var, neler yok. Çünkü siz orada gittiniz. Hem araştırdınız. Tanzim ettiğiniz arşivleri hem de mahalli arşivciler yetiştirdiniz. Dolayısıyla hikayemiz bitmedi. Ben önümüzdeki hafta sizi tekrar stüdyoya bekliyorum. İnşallah hikayemizi tamamlayalım. Olur mu hocam? Maliftar efendim. Nasıl olursa, çok teşekkür ederim sevgili çok hocam. Teşekkür ederiz. Evet ve böylece bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla birlikte. Bir hafta sonra sevgili hocamla birlikte tekrar sizlerle birlikte oluncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olunuz.